Çalışıyor ama. Sayın Oda Başkanım, kamu kurumlarımızın çok değerli temsilcileri, İstanbul dışından ve İstanbul içinden gelen çok kıymetli konuklarımız ve saygıdeğer meslektaşlarım, elektronik tebligat uygulaması ve bütün yönleriyle Mersis uygulamaları konulu seminerimize hoş geldiniz. ...2019 yılının ilk seminerinde sizlerle birlikteyiz. Ben bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum. Şimdi açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Adalet Bakanlığımızın çok değerli temsilcileri, Ticaret Bakanlığımızın çok değerli temsilcileri, İstanbul Ticaret Odamızın çok değerli temsilcileri, çok değerli Ankara'dan gelen Korkut Hocam, çok değerli kurul üyesi arkadaşlarım, ilçe temsilcilerimiz, çok değerli eğitmenlerimiz, siz çok değerli meslektaşlarımız, odamızın düzenlediği bir cevahir klasiğine daha hoş geldiniz. Tabii konu ilginç. İçindeyiz, yaşıyoruz. Maliye Bakanlığı'nın, Gelir İdaresi'nin e-tebligatı ile başladık. Orada sınırlı kalacak zannettik. Ama iş genişledi. Kafalarımız karışık. Uygulamada sıkıntılar var. Ama çok da yabancı değiliz. Son 4-5 yıldır konuşuyoruz mesleğimizin şekil değiştirdiğini, yavaş yavaş defter tutmanın sonuna gelindiğini, müşavirlik, danışmanlık, raporlama ve uzmanlık alanlarının geldiğini, kağıtların kalkmasıyla birlikte 3-5 seneye kadar fatura fiş girmenin daha kalkacağını hep birlikte konuşuyoruz. Teknoloji hayatımıza girdi. Tabii bu eğitime sadece bir yönüyle bakmamak lazım. Bazı konuşmalarımızda ifade ediyoruz. Dünyanın gündeminde, meslek örgütlerinin gündeminde 4 tane önemli konu var. Bugün aşağı yukarı bu 4 konunun bir harmanlamasını dinleyeceğiz. Diyorlar ki birinci önemli konu teknoloji ve dijitalleşme diyorlar. İkinci önemli konu siber güvenlik diyorlar. Üçüncü önemli konu sanal para diyorlar. Dördüncü önemli konu big data diyorlar. Bugün baktığınızda bu sadece teknolojiyle ilgili bir eğitim değil. Bu eğitimin temel kaynağında big data'nın başta kamu olmak üzere verilerin paylaşılması var. Neden bu şifrelere ihtiyaç duyuluyor? Bu veriler paylaşılırken kamuda özelde siber güvenlikten bahsediyor. Bu da beraberinde bir takım uygulamaları getiriyor, bir takım yaptırımları getiriyor. Bir gerçeği konuşmak gerekiyorsa bunun bize ek bir yük getirdiği açık. Fakat inanıyorum ki zamanla taşlar yerli yerine oturacak. Belki bugün tehdit gibi gördüğümüz, sıkıntı diye gördüğümüz bu konular bize fırsat olarak gelecek. İşlerimiz kolaylaşacak. Tabii dikkat etmemiz gereken bir konu var. Bu konuda şu, bazen karıştırıyoruz. Biz bugün bu eğitimi, bu işleri yapmak için almıyoruz değerli arkadaşlar. Bunu karıştırmamamız lazım. Biz bu eğitimi
işine baktığımız veya çalıştığımız firmalara bilgi vermek, danışmanlık yapmak üzere alıyoruz değerli arkadaşlar. Bunu birbirine karıştırmamamız lazım. Bu birbirine karıştırılıyor maalesef. Bizim bu şifreleri almak, bu şifrelerin sorumluluğunu üstlenmek, bunlar için bir takım yerlere müracaat etmek, PTT gibi böyle bir görevimiz yok değerli arkadaşlar. Çalıştığımız firmaları temsilen gidiyorsak gideriz. Ama müşterilerimize böyle bir hizmet vermemiz söz konusu değil. Bizim görevimiz ne? Aldığımız bilgileri müşterilerimize sirkü etmek, bu konuda onlara bu kısa sürede danışmanlık yapmak, doğru bilgi vermek. Bunu özellikle sizlerden ricam, bu konuyu bir iş edinmeyelim. Bu bizim işimiz değil. İş ediniyoruz, arkasından diyoruz ki angarya diyoruz. Angarya olmamasının tek bir yolu var, bunları iş edinmeyeceğiz. Bu vesileyle gündemde ikinci bir konu da var. Sosyal medyada da takip ediyorum. Zaman zaman üzülüyorum. Bir poşet meselesi var. Poşet torba meselesi var. Bizimle ne alakası var anlayamadım poşet torba meselesinin. Yazar kasadan bir satış geçiyorsa satışı hasılata ekleriz. Biz muhasebesini yaparız. Bizimle ne alakası var? İster Çevre Bakanlığı'na verilsin, İster Maliye Bakanlığı'na verilsin. Buradan da söylüyorum. Poşetin hiçbir beyannamesini vermek mali müşavirin işi değildir değerli arkadaşlar. Bizim böyle bir yükümlülüğümüz yok. Böyle bir sorumluluğumuz da yok. Arkadaşlar bunu aralarında niye konuşurlar, niye tartışırlar bunu da anlamıyorum. Burası bir aile dertleşme toplantısı. Kaldı ki biz şunu ifade ediyoruz. Çevre açısından başlangıçta atılan ciddi bir adımdır. Ama sıkıntıları ortada, şu anlayışı da anlamıyoruz. Parasız kirletirsen suç, parayla kirletirsen serbest. Bunun bir tane çözümü var, bir tane çözümü var. Dünyanın gelişmiş ülkeleri bunu böyle yapmış. İngiltere'den, Almanya'dan getirdiğimiz artıklarla ürettiğimiz poşeti biz savunamayız değerli arkadaşlar. Poşet uygulaması tamamen kaldırılmalıdır. Bu bürokrasi de kaldırılmalıdır. İş dünyasına da işkence yapılmamalıdır. Yok barkodlu olacak, bunun tek bir tane doğru var. O da poşet uygulamasının Türkiye'den kaldırılmasıdır. Meslek camiası olarak bizim görüşümüz budur. Bununla ilgili hiçbir yükü de bizim yüklenmemiz söz konusu değildir. Tabii yeni bir yıla girdik. Yeni uygulamalar peş peşe geliyor. Zaman zaman çarpıtılsa da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Mesleğimizin bazı sıkıntılarının, haksız rekabet gibi, tahsilat gibi sıkıntılarının işinin başında durmayan arkadaşlardan kaynaklandığını biz biliyoruz. Bu karda kışta buraya gelerek bu eğitime katılanlarla işinin başında durmayıp yerleşim yerini bile başka yerlerde seçenlerin durumları aynı değil. Bu haksızlığı giderecek olan temel unsur mesleğe de disiplin getirecektir. Zorunlu eğitimlerdir. Zorunlu eğitimlerimiz bu yıl başlıyor. Muhtemelen diğer eğitimlerle başlayacak. Üç kademeli. Diğer eğitimler dediğimiz eğitimler bu eğitimler. Her bir saatiniz 10 saat diğer eğitim var. Burada aldığınız bu eğitim 3 saat. Biz yazıyı hazırladık, TÜRMOB'a bildiriyoruz. Bu eğitim TÜRMOB'un zorunlu eğitimlerinde 3 saat sayılacak bugünkü geldiğiniz eğitim. Bu şekilde 10 saati dolduracağız. Muhtemelen yaz döneminde interaktif eğitimlerimiz olacak. Daha sonra da yüz yüze eğitimlerimiz başlayacak. Dünyada hiçbir akademik meslek yok ki değerli arkadaşlar, zorunlu eğitim olmasın. Hele bizim mesleğimizde olmazsa olmaz. Birçok kez belki benden dinlediniz, söylüyorum. 5 yıl önceki bilgimizle avukatlık yapabiliriz, doğru mu arkadaşlar? Yılbaşından önceki bilgimizle muhasebecilik yapabilir miyiz? Her gün bir şey değişiyor. Yani zorunlu eğitimi reddedenleri anlamakta ben zorlanıyorum. Biz zaten bu eğitimlere geliyoruz.
Bizim görevimiz zorunlu eğitimlerde meslek mensubunun işini kolaylaştırmak. Eğitimi onların ayağına getirmek, onlara maddi bir yük yüklememek. Bu konuda da her türlü İstanbul Odası olarak hazırlığımızı yaptık. Açıklamalarda da bulunduk. Aynen ifademiz şudur. Her yerde ifade ediyorum. Bizim serbest meslek faaliyetlerimiz yeni ihtisas edilmiş bir alan değil. Biz zaten 5 yıldır, 3 yıldır, 10 yıldır bu mesleği yapıyoruz bürolarımızda. Bunun için zorunlu eğitim gelmişse ücret ödemeye gerek yok. Odalarımızın görevidir. Sizlerden aidat alıyoruz. Bütün Türkiye'ye de ilan ettik. Biz yapılış biçimi o olur, bu olur. Bu eğitimleri sizler adına ücretsiz İstanbul'un 37 ilçesinde yapmaya kararlıyız, yüz yüze eğitimleri. Bunu buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bizim savunduğumuz düşünceler kişisel düşüncelerimiz değil. 5786 sayılı meslek yasamızda değişiklik yapan kanun zorunlu eğitimi mecbur kılıyor. Arkasından geçtiğimiz yıl yayınlanan yönetmelik zorunlu eğitime şekil veriyor. Yönetmeliğin amir hükmü şu: yoksa ben keyfi olarak ne kimsenin bürosunu kapatmaya ne mesleği yapmasını engel olmaya yetkimiz yok. Aynen şunu ifade ediyor: büro çalıştırıp serbest çalışıp diyor, zorunlu eğitime katılmayanlar diyor disipline sevk edilir. Önce diyor uyarı, sonra geçici men, sonra diyor meslekten men cezası verilir diyor. Bu kanunun amir hükmü yönetmeliğin değerli arkadaşlar. Bu bizim keyfi düşüncelerimiz değil. Bugün bu saatte, bu karda kışta buradasınız. Bu işi biz, bu yönetmeliğe, kanuna da sahip çıkıyoruz. Bu eğitimlere gelenlerle, bu salonların yolunu bilenlerle, bürosuna uğramayanlar arasında bir fark olmalı. Ben bunun mesleği disipline edeceğini, kökten çözmese bile sıkıntılarımızın azaltılmasına katkı sunacağına inanıyorum. Bu konuda siz zaten bu duyarlılığı gösteriyorsunuz. Hepinize bu konuda çok teşekkür ediyorum. Eğitimlerimizde yıllardır plaket vermeyi kaldırdık. Teşekkür belgesi veriyoruz. Teşekkür belgesi karşılığında da ya Türk Eğitim Vakfı'na veya benzeri kuruluşlara katkıda bulunuyoruz. Teşekkür belgelerini onlar hazırlıyorlar. Bugün de teşekkür belgelerimizi Türkiye Omurilik Felçleri Vakfı'na bağışladık. Zaman zaman sizler adına bunları yapıyoruz. Asla plaket yaptırmıyoruz. Bu konuda bilginiz olsun. Teşekkür belgelerimizi bu şekilde düzenledik. Bazen konuşmacılarımızın büyük bölümü Ankara'dan geldi. Bazen işlerimiz gereği seminerin sonunda da salonlar boşalıyor. Hoşgörünüze sığınarak seminerin başında bugün plaketlerimizi vereceğiz. Bu vesileyle ben bir kez daha bugün bir kısmı Ankara'dan, bir kısmı İstanbul'dan gelen çok değerli konuşmacılarımıza, çok değerli kurum temsilcilerine sizler adına çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm sizlere. Bugün yine bir Cevahir klasiğini hep birlikte hayata geçirdik. Havanın soğuk olmasına rağmen bu salon dolu. Türkiye'de bunun başka bir örneği yok. Hepiniz çok harikasınız. En büyük teşekkürümü sizlere diyorum. Seminerimizin, eğitimlerimizin başarılı geçmesi dileğiyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. Yeni yılda hepinize sağlık diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Orhan hemen pratik davranın. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi seminerimizi yönetmek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülgün Öztürk. Biz bugün teşekkür belgelerimizi de başkanımızın izah ettiği gibi önce vermek istiyoruz.
İzninizle konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum. Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Sayın Niyazi Acar. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Alan Uzmanı Sayın Ali Güneş. Şimdi plaket vermek üzere İstanbul Malum Şehirler Odası Başkan Yardımcımız Sayın Erol Demirel'i davet ediyorum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Korkut Özkorkut. Ticaret Bakanlığı Ticaret Sicili Dairesi Başkanı Sayın Serkan Yüksel. Ticaret Bakanlığı Mersis Şube Müdürü Sayın Hüseyin Gürer Seçkin. İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı Sayın Ebru Acukçu. Değerli katılımcılar, başarılı bir seminer diliyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Sayın Oda Başkanım, değerli İSMOKUL üyeleri arkadaşlarım, eğitmen dostlarım, bizleri kırmayıp davetimize karşılık veren değerli konuşmacılar ve siz değerli meslek mensupları.
Sizleri odamızın kurulları adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2019 yılının ilk ayında ve ilk seminerinde günceli ve ihtiyacımız olanı aramayı hedef edinmiş İSMO yönetiminin bir üyesi olarak gerek konuşmacılarımızın ve gerekse sizlerin ilgisinden duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha dile getirmek istiyorum. Ve yeni yılın ülkemize, dünyamıza sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Evet, değişim çok hızlı başladı ve o hızla da devam ediyor. Hayatta kalabilenler, bu değişime ayak uydurabilen ve teknolojinin önemli payının olduğu, geleceğimizi bugünden görüp kendine yatırım yapabilenler olacaktır. Aristoteles'in bir sözünü aldım, çok hoşuma gitti. Şöyle söylüyor, bilim şaşkınlıkla başlar ve devamında da şaşkınlıkla devam eder. Başlangıçta önce şaşırdık, evet. Nasıl olacak, bu kadarı da olamaz dedik ama bugün olmazı konuşuyoruz. Belki çok daha fazlasıyla konuşacağız. 2000'li yılların başından itibaren başlayan ve tüm hızıyla bugünlere bizleri taşıyan elektronik uygulamalar hayatımızın her alanında varlığını hissettiriyor artık. Muhasebe mesleği de bu değişimden önemli ölçüde payına düşeni aldı. Salonumuzun doluluk oranına baktığımızda bu değişimi getirdiği uygulamaların önemi ve gerekliliği net olarak görülüyor. Bildiğimiz gibi iletişim ve bilginin elektronik ortamda en doğru haliyle kullanılmasının ve saklanmasının değeri her geçen gün artıyor. Bu gelişmelerden yola çıkarak bugün iki ana başlıkta şekillenecek seminerimizin ilk kısmında 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe girmiş olan zorunlu e-tebliğ uygulaması ve yine elektronik uygulamalarıyla dikkati çeken Merkezi Sicil Kayıt Sistemi, kısa adıyla MERSİS sistemiyle güncel bilgiler ilk ağızdan bizlere ve bizlerin kanalıyla ticaret hayatına ışık tutacak. Gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların elektronik ortamda gerçekleştirilmesini belli koşullarda zorunlu hale getiren 6 Aralık 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan e-tebligat yönetmeliği esas alınarak konular belirlendi. 3 konuşmacımızla sürdürülebileceğimiz ilk bölümde Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Sayın Niyazi Acar, yine Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bilgi İşlem Daire Başkanı, Bilişim Uzmanı Sayın Ali Güneş ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Korkut Özkorkut hocamızla elektronik tebligat uygulamalarını değerlendireceğiz. İkinci başlıkta tüm yönleriyle MERSİS uygulamalarını Ticaret Bakanlığı Ticaretçilik Daire Başkanı Sayın Serkan Yüksel ve yine aynı bakanlığın MERSİS Şube Müdürü olarak görev yapan Sayın Hüseyin Gürer Seçkin ve İstanbul Ticaretçilik Müdür Yardımcısı Sayın Ebru Çubukçu ile masaya yatıracağız. Bu bölümde ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin en önemli projelerinden biri olan ve ilk pilot uygulaması olan 19 Nisan 2010 tarihinde Mersin'de başlayan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi açılımıyla MERSİS sistemi, kamunun elektronik hizmetleri için tasarlanan 4 temel veri tabanından biri olarak hayatımıza girmiştir. Diğer veri tabanları ise Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi olan MERNİS, Ulusal Adres Veri Tabanı olan UAVT, Tapu ve Kadastro Bilgi İşlem TAKBİS sistemi olarak uygulamada yerini bulmaktadır. Hepimizin bildiği gibi arkadaşlar, seminerimiz iki ana oturumdan oluşuyor. İlk oturumda 6 konuşmacımız sizlere deklar edildiği sırayla konuşmalarını yaklaşık 20'şer dakikalık sürelerle tamamlayacaklar. 15 dakika ara verdikten sonra sorularınızı isimlerinizi ve kime yönelttiğinizi belirterek kağıtlar üzerine yazacaksınız. Ve ikinci oturumda bu sorular değerli konuşmacılarımız tarafından cevaplanacak. Tahminen 17.30-18 sularında seminerimizi sonlandırmayı planlıyoruz. Seminerimizin başarılı geçmesini ve camiamıza fayda getirmesini dileklerimle sözü konuşmacılara sırasıyla bırakıyorum. Evet, ilk konuşmacımız Sayın Acar, Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü. Buyurun Sayın Acar. İsmim Niyazi Acar, Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü olarak görev yapıyorum. Korkut Hocam bu teklifte bulundu. Elektronik tebligatı müntesiplerimize anlatır mısınız diye emir telakki ettiğimizi söyledik. Böyle bir toplantıya davet ettikleri için hepinize çok teşekkür ediyorum.
burada bulunmaktan da mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz 7101 sayılı kanunla bu değişiklikleri getirdik. Biliyorsunuz 15 Mart 2018 tarihinde bahsettiğim kanun yürürlüğe girdi. Fakat elektronik tebligata ilişkin konu 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek şekilde kurgulanmıştı. 7101 sayılı kanun özellikle konkordato ile ilgili pek çok önemli değişiklik getirmişti. Konkordatoyu da biliyorsunuz meslek grubu olarak sizleri de ilgilendiren düzenlemeler vardı. Onlarla beraber birkaç düzenleme daha vardı. Onlardan bir tanesi elektronik tebligat meselesiydi. Bir tanesi elektronik apostil meselesiydi. Belki bu kısım çok dikkatinizi çekmeyebilir. Fakat elektronik tebligat meselesi ta 2011 yılından bu yana aslında gündemimizde olan bir mesele. Ticaret kanunumuz yürürlüğe girdiğinde KEP diye bir ifade kullandı. Kayıtlı elektronik posta diye bir şey gündeme koydu. Şirketlerin belli muamelelerini KEP üzerinden yapma zorunluluğu getirmişti. Fakat bunun ete kemiğe bürünmesi daha sonra çıkarılan yönetmelikle gerçekleşti. 2011'den sonra KEP üzerinden bir takım elektronik tebligat işlemleri yapılabiliyordu. Yine aynı yıl 7201 sayılı tebligat kanunumuzda bir düzenleme yapıldı. Hatırlarsınız 7A maddesinde. Dedi ki, çok kaba hatlarıyla konuşayım, şirketler, bu arada sesim birkaç gündür çok kötü, özür diliyorum hepinizden. Şirketler, şirketlere yapılacak tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur şeklinde bir hüküm geldi. Hemen hemen aynı zamanlarda geliyor. Dolayısıyla uygulama şirketlere yapılacak elektronik tebligat zorunluluğunu KEP üzerinden, KEP sistemi üzerinden kurguladı. BTK ve PTT çoğunlukla bu işte başat rolü oynadılar. KEP'te hepinizin malumu hizmet sağlayıcılar vardı. PTT hizmet sağlayıcılarından bir tanesiydi. Bunun yanında 6 tane daha anonim şirket vardı. Anonim şirket olduğunu biliyorum. Bu şirketlerin KEP sistemini kurgulayabilmeleri, KEP üzerinden hizmet sağlayıcı vasfı edinebilmeleri için belli bir eşiği aşmaları gerekiyordu. Bu eşiği aşan şirketler bakımından ihale sonrasında bu yetkilendirildi bu şirketler. Ve sonuçta 2011'den 2018 yani birkaç gün öncesine kadar KEP üzerinden elektronik tebligatlar yapılmış oldu. Rakamlar 1 milyon 800 bin civarında diye hatırlıyorum. Yani 1 milyon 800 civarında elektronik tebligatın yapıldığını hatırlıyorum KEP üzerinden. Şimdi KEP'teki mantık hatırlarsanız PTT orada yine göndericiydi. Aynı zamanda hizmet sağlayıcıydı. Siz KEP'i kullanmak durumunda olan bir şirket olduğunuz vakit PTT'den veya diğer hizmet sağlayıcı şirketlerden elektronik tebligat adresi alıyordunuz. Daha sonra bu adrese tebligatlar yapılıyordu. 7101 sayılı kanun tartışılırken elektronik tebligat zorunluluğunun çok daha yaygınlaştırılması düşüncesi hakim oldu. Ve bu esnada acaba KEP sistemine devam edecek miyiz yoksa başka bir sistem üzerinden mi elektronik tebligatı kurgulayacağız tartışmasını yaptı o dönemin siyaseti. Ve tabii PTT bu işte gönderici sıfatıyla ortada bulunan birim olarak PTT rol aldı ve dedi ki artık KEP sistem üzerinden bu meseleyi yürütmek hani istemiyoruz. Malumunuz tebligat kanunu uygulamasında bir göndericimiz var, bir muhatabımız var. Arada da gönderen birim PTT var. Bu fiziki olan manuel tebligatta da böyle. Elektronik tebligatta da aynı şekilde. Yeni kurgulanacak sistemin KEP'ten ayrı bir sistem olması gerektiği söylendi. Ve UETS ismi verilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi dediğimiz yeni bir sistemle bütün bu alanın domine edilmesi gerektiği kanaatine varıldı. Hal böyle olunca sistemin yürürlüğe gireceği 1-1-2019 tarihinden sonra şu soru gündeme geldi. Ben daha öncesinde KEP adresi almıştım. Bana KEP'le elektronik tebligat yapılıyordu. 1-1-2019'dan sonra benim durumum ne olacak? Benim KEP'im işleyecek mi? Elektronik tebligat adresi bakım, elektronik tebligat alma bakımından. Malumunuz KEP'in birden fazla fonksiyonu var. Bir tanesi elektronik tebligatın yapıldığı kanal, o şerit. İç yazışmaların yapıldığı ikinci bir şeridi var. Yeni dönemde 1 Ocak 2019'dan sonra artık elektronik tebligatların yapıldığı şerit işlemiyor kıymetli arkadaşlar. Yani artık KEP üzerinden elektronik tebligat yapılabilmesi söz konusu değil. 1 Ocak 2019'dan sonra UETS dediğimiz Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden tebligatların yapılması gerekiyor. Şimdi Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden tebligat nasıl kurgulandı? Bunu isterseniz kısaca bahsedeyim. Burada da tebligatın önemini hiç burada anlatmaya gerek yok. Tebligat anayasal pek çok hakkın
ön şartı, yani hak harama hürriyetinin ön şartı pek çok hem siyasal hakkın, malumunuz seçim gibi, hem kişisel hakkın, pek çok hakkın temel şartı tebligat. Tebligatın anayasal etkisinden ve öneminden bahsetmeye gerek yok. Şimdi tebligat sisteminde malum az evvel de bahsettiğim bir göndericimiz var, bir alıcımız var. Kural olarak göndericilere, kıymetli arkadaşlar, herhangi bir elektronik tebligat adresi oluşturma zorunluluğu yok. Onlar gönderen. Sistem entegre olduklarında alıcılar o sistemde önlerine çıkacak. Mesela alıcı X şirketine tıkladığı zaman onun Mercedes numarasını, şirket adına kodlanan elektronik tebligat adresi önüne çıkacak ve ona yine bir butona basmak suretiyle elektronik tebligatı gönderecek. Göndericiler adına herhangi bir elektronik tebligat adresi alma zorunluluğumuz yok. Onların zorunluluğu sistem entegre olmak. Alıcılara geldiğimiz vakit her bir alıcı için mutlaka bir elektronik tebligat adresi oluşturmamız gerekiyor. Alıcılar kimdir sorusu, İşte bu 7A, 7101 sayılı kanunla değiştirilen 7A maddesinde 11 bent halinde sayıldı. Zorunlu olarak elektronik tebligata tabi alıcılar. Yine bunların içerisinde 5018'in 1, 2, 3, 4 sayılı cetvellerinde yazılı o bahsettiğim kamu kurumları var. Dikkat edersek, bu 5018'in 4 tane cetvelinde sayılı olanlar bir yandan gönderici sıfatları sebebiyle bunlar herhangi bir tebligat adresi oluşturmuyoruz ama bir yandan alıcı. Alıcı olmaları sebebiyle bizim bunlara tebligat adresi oluşturmamız gerekiyor. Ondan sonra belediyeler bu işin içerisinde. Ondan sonra şimdi önümde sunumdan da bakabilirim ama sadece saymak istiyorum aklımda kaldığı kadarıyla. Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kurumlar, kuruluşlar. TRT gibi özel kanunla kurulan kuruluşlar. Ama en önemlisi tüzel kişilerden. Şirketler, vakıflar, dernekler, özel hukuk tüzel kişileri, sizinle ilgili olarak Anayasa'nın 135. maddesinde düzenlenen meslek kuruluşları ve bunlar ilişkin üst birlikler, Barolar Birliği de sizin pozisyonunuzda, Noterler Birliği de sizin pozisyonunuzda. Gerçek kişi olarak ise 4 grup insan var. Bu bahsettiklerim kurum idi, bunlar tüzel kişiydiler. Gerçek kişiler ise bir avukatlar, yaklaşık 125 bin avukatımız var. Bunların fiilen 100-110 bin civarındası görevi yapıyor şu an fiilen. Ondan sonra noterler. Yaklaşık 1600-1700 noterimiz var malum biliyorsunuz. Ondan sonra bilirkişilerimiz, o da mahkemelerle çalışıyor. Dosyaları alma verme meselesi var. Tebligatı çok yoğun yapıldığı gerçek kişiler. Ondan sonra da arabulucularımız. Arabulucularımız da hukukçu olma şartı var biliyorsunuz. 5 yıllık hukukçu olma şartı var. Sizin meslek grubunun bunu eleştirdiğini de biliyorum. Geçen meclisteki bir tasarıda bir teklifin görüşülme sırasında bir temsilciniz bunu ifade ettiler. Arabulucular da gerçek kişi olarak alıcı pozisyonunda olan, dikkat edelim, alıcı pozisyonunda olan kişiler. Şimdi PTT bu işin neresinde? PTT bu işin ortasında ve bir taraftan alıp diğer tarafa veren pozisyonda. PTT bu iş için UETS dediğimiz bir sistem kurguladı ve gönderici olarak var olan kurumlar ve yapılar bu sistem entegre oldu. Şimdi alıcılarla alakalı mesele nedir sorusu var. Alıcılara tebligat adresi verildi mi verilmedi mi meselesi var. Kısaca bundan bahsedeceğim. 2011 yılında mesele sadece şirketler bakımından zorunlu olarak kurgulandığında şu yapılmadı. Tamam, şirketler zorunlu olarak elektronik tebligata tabiler, ancak bu adresi nasıl vereceğiz şirketlere? Sistem bunu kurgulamadı, biraz da ihtiyari bıraktı. Şirket gidip alıyorsa tebligat adresini, ona tebligat yapıldı. Fakat bir mekanizma kurarak zorunlu olarak elektronik tebligata tabi olana adres oluşturma ve bu adresi teslim etme yolu kullanılmadı, oluşturulmadı. Bu yüzden bu 7101 sayılı kanunda bir sistem kurgulandı. Kurgulanan sistem uyarınca kanun 15 Mart 2018'de yürürlüğe girdi. Bir ay içerisinde 15 Mart ile 15 Nisan arasında PTT kanunu verdiği yükümlülük uyarınca bütün kurumlara, kuruluşlara, birliklere bir yazı yazacaktı. Bu yazılar yazıldı. Yazının içeriği şu olacaktı. Sizin bünyenizde benim elektronik tebligat adresi oluşturacağım kişiler kimler? Bunu bütün bakanlıklara, bütün meslek üst kuruluşlarına, işte örnek veriyorum Barolar Birliği'ne kim bakımından, avukatlar bakımından, sizin üst kuruluşunuza kim odalar bakımından. Çünkü sizde gerçek kişi olarak serbest muhasebeciler bakımından bir zorunluluk getirilmedi. Noterler Birliği ile noterler bakımından. İşte Adalet Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı için kaç tane oluşturacağız gibi üst yapılara, üst kurumlarına yazı yazacaktı. 15 Nisan'a kadar. 15 Nisan'da 15 Mayıs arasında takip eden bir aylık sürede de ilgili birimler
kendi ellerindeki listeleri PTT'ye vereceklerdi ve PTT takip eden 3 ay içerisinde bu adresleri oluşturacaktı ve teslim süreci başlayacaktı. Teslim sürecinde de usulde paralellik uyarınca yine PTT, mesela Barolar Birliği'nden örnek vereyim, oluşturmuş olduğu tebligat adreslerini Barolar Birliği'ne gönderecekti. Barolar Birliği 80 tane baroya, barolardan da her bir avukat bu adresi alacaktı. Burası çok önemli. Oluşturulan adresi bir avukatın teslim alması çok mühim. Avukat gidip imza karşılığı bu teslimi aldığı zaman göndericilerle oluşturulan o büyük sistem entegrasyonda artık o avukat teslim aldığından sisteme tabi olmuştur diyerek isminin karşısında artık bu şahıs elektronik tebligat gönderilecek, gönderilmesi zorunlu şeklinde bir yazılım oluşturulacaktı. Uygulamada şöyle bir sıkıntı yaşadık kıymetli arkadaşlar. Şimdi geliş ve gidiş yöntem usulde paralellik uyarınca kurgulanmıştı ama PTT şu sıkıntıyı yaşadı. Teslimatı gerçekleştireceği kişinin mutlaka o kişi olması lazım. Mutlaka o avukat, o noter olması lazım, o oda olması lazım, o şirket olması lazım. O şirketin yetkilisi olması lazım. Şimdi dedi ki, benim bunu teyit edebilmem için bana doğru adresi verin, doğru mail adresi verin, orada şifre konusunda yazışmam gerekebilir, doğru telefon numarasını verin, SMS ile şifreyi teyit etmem gerekir. Bu noktada sıkıntılar yaşadık. Mesela Barolar Birliği'mizi örneğinden gidersek, mesela avukatların doğru telefon numaralarını, doğru mail adreslerini PTT'ye ulaştıramadığı için ikinci kez yazışmalar, üçüncü kez yazışmalar gerçekleşti ve bu süreç biraz menfi olarak uzadı. Bu adresleri doğru gönderenler bakımından teslimatlar gerçekleştirildi. Teslimatlar gerçekleştirildikçe de sisteme yüklemeler yapıldı. Onu Ali Bey detaylı olarak bilgi verir ve şu anda 1 Ocak'tan itibaren bu doğru gidiş gelişler sonrasında sisteme dahil olanlar bakımından işlemler düzgün bir şekilde yürütülüyor. Tabii Türkiye'deyiz. Geldi mi? Tamam. Estağfurullah. Tamam. Şu cümlemi bitireyim, sonra sunuma dönebiliriz. Doğru teslimler bakımından problem kalmadı, onlara gönderimler başladı. Şimdi teslim alamayanlar bakımından zorunluluk başlayacak mı? Şirketler veya gerçek kişiler bakımından. Çünkü çoğunluk yaklaşık 930 bin tane şirketimiz var. Teslim almamışsa kıymetli arkadaşlar zorunluluk yok. Zorunluluk teslime bağlı. Çünkü dediğimiz gibi anayasal bir hakkın aleyhte kullanılması, menfi olarak etkilenmesi söz konusu olmaması lazım. O kişinin bu adres benimdir, ben bu adresi teslim aldım bilgisinin sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Bu arada koptuk ama hızlıca ben ekrandan da size arz edeyim. Anayasal düzenden bahsedecektim. Tebligatın fonksiyonlarından bahsedecektim. Teslim fonksiyonu, belgelendirme fonksiyonu ve muhatabın bilgilendirilmesi fonksiyonu. Kısaca bahsettim yine, göndericimizin tebligat kanunu 1. maddesinde belli olduğunu, PTT'nin aracı olduğunu ve karşı tarafın muhatap olduğunu iletmiştim. PTT burada monopol sahibi demiştim. Şimdi bu 1. maddede açabilirim buradan. 1. maddede göndericiler yazacaktı. Aynı şekilde aşağıdaki 5018'in 1-2-3-4'ünde de bunlar hem gönderici hem aynı zamanda alıcı olacaklardı. Dolayısıyla bunlara tebligat adresi oluşturacaktı. Vakıf yüksek öğretim kurumlarının alıcı olması, il özel idarede belediyeler ve köylerin alıcı olması, barolar ve noterlerin alıcı olması söz konusuydu. Evet. Gönderici bilimlerin alıcı da olmasından söz etmiştim. Şimdi 6099'dan kısaca bahsetmiştim. Şirketler bakımından bir zorunluluk getirildi demiştim. Fakat bu zorunluluğun hayata geçmesi için gerekli mekanizma kurulamamıştı demiştim. O yüzden bu zorunluluk yıllar boyunca çok yeterli bir şekilde işletilemediğini ifade etmiştim. KEP meselesinden kısaca bahsetmiştim. Ticaret kanunumuzun hükmü ekrandaki. Hızlı geçiyorum kusura bakmayın vakti doğru kullanmak adına. Tacirler arasındaki ihtarların, ihbarların KEP üzerinden gönderilmesi gibi bir kural getirmişti ticaret kanunumuz. Dolayısıyla KEP hayatımıza girmişti. KEP ile alakalı sistemi kurgulamak BTK'ya bırakılmıştı. BTK bununla alakalı yönetmeliği düzenlemişti. Yönetmelik hayattaydı biliyorsunuz. Şimdi şunla çok kısa bir dikkatinizi çekeyim. Tebligat kanunumuz 7201 sayılı kanunumuz 1959 tarihli. Bu arada tebligat kanunu da belki artık yavaş yavaş değiştirilmesi söz konusu olmalı. Tebligat kanunumuzun 7A maddesinde şirketlere zorunluluk getiren hüküm 2012 yılında yürürlüğe girdi. Ticaret kanunumuz 2012'nin Temmuz'unda yürürlüğe girdi. KEP ile alakalı yönetmelik ki dikkat ediniz ticaret kanunumuz getirmişti bunu. Ticaret kanunu aynı tarihte yürürlüğe girmişti. Çünkü KEP'i kanun seviyesinde kurgulayan şey ticaret kanunuydu. İlgili yönetmelikte ticaret kanununun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girmişti.
6099'un 7A maddesiyle alakalı yönetmelik de dikkat edin yukarıdaki tarihle aynı tarihte bir sene sonra özür dilerim yürürlüğe girdi. Ve daha sonra aynı tarihte elektronik tebligat yönetmeliğimiz de yürürlüğe girdi. Elektronik tebligat yönetmeliğimiz daha çok 6099 yani şirketlere zorunluluk kurgusu üzerinden hazırlanmıştı. Az evvel başkanımızın bahsettiği 6 Aralık'ta yürürlüğe girense yeni sistem, UETS sistemi üzerinden hazırlanan elektronik tebligat yönetmeliğiydi. Sayın Hacı, kusura bakmayın. Şurada birkaç yer var arkadaşlar. Ayakta olanlar gelebilirler öne doğru. Aralarda boşlar var. Kusura bakmayın. Buyurun. Estağfurullah. 7101 sayılı kanunla ilginçtir. Kanunun ana kanun 7201 fakat değiştiren kanun 7101 oldu. Birbirine böyle kafiyeli kanunlar. Şirketler bakımından mekanizma kurdu. 3 maddede değişiklik yapılmıştı. 7A maddesi geçici ve ek madde. 7A maddesinde 11 bent olarak saymıştık. Şimdi gelecek ek maddede bundan sonra herhangi bir şirket kuruldu. Sisteme nasıl dahil olacak? Bundan sonra bir avukat oldu. Sisteme nasıl dahil olacak? Sorusunun cevabı vardı. Geçici maddede de 15 Mart itibariyle mevcut şirketler, mevcut avukatlar hep o ikisi üzerinden örnek veriyorum. Bunlara nasıl bir tebligat adresi oluşturup teslim edeceğiz sorusunun cevabı vardı. Şimdi değerli arkadaşlar, yeni 7A maddesiyle zorunluluğa tabi olan birimlerimiz bunlar. Yine 5018'in 4 cetvelinde yazılı kamu kurumları, yine 5018'deki mahalli idareler, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, kitler, bunların ortaklıkları, müesseseleri, işletmeleri, sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan ortaklıklar, kamu kurumu bu kısım sizleri ilgilendiriyor. Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları en geniş kapsamda bir alttaki Ticaret Bakanlığımız ilgilendiriyor. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri, noterler sayısı yaklaşık 1600-1700 demiştim. 125 bin avukatımız fiilen çalışan 100 bin aşkın. Sicile kayıtlı olan arabulucular ve bilirkişiler. Bu son grup da çok önemli. Aslında biz bunu hukukçulara da çok sunduk. Son grup hukukçuları ilgilendiriyor. Belki sizin meslek alanınızın biraz dışında. Bu da idarelerin hukuk birimleri. Hukuk birimleri adına da tebligat adresi oluşturulmak zorunda. Şimdi mesela sizin pozisyonunuzu konuşalım. Siz bu zorunluluğa tabi olmayan bir gerçek kişisiniz. Avukat değilsiniz, noter değilsiniz. Siz en alttaki paragrafı görünce ihtiyari olarak sisteme dahil olabilecek kişilersiniz. Bunun için PTT'ye müracaat etmeniz gerekecek. Kendi adınıza bir elektronik tebligat adresi edinmek istediğinizi belirttiğiniz takdirde size böyle bir adres oluşturulacak. Bu adres TC kimlik numaranız üzerinden kurgulanacak. Farklı algoritmalar üzerinden tek olacak, benzersiz olacak ve böyle bir adres söz konusu olmuş ise şayet size de tebligat artık elektronik yolla, zorunlu olarak elektronik yolla yapılmış olacak. Burada herhangi bir sebeple elektronik tebligat yapılamazsa manuel sistem devam edecek. Orada hiçbir problem yok. Yine önemli bir konu, elektronik tebligat postanıza düştü. O an itibariyle değil, 5. günü izleyen tarihten itibaren tebligat yapılmış sayılacak ve işte diyelim ki temyiz süresi, diyelim ki işte istinaf süresi, sizinle alakalı da süreler var, onları çok bilmiyorum dalım olmadığı için, süreler 5 günün bitiminden sonra başlamış olacak. Burada çok kısa ondan bahsettim. Şimdi UETS sisteminin detaylarını belki teknik tarafını arkadaşlarımız anlatacaklar. Artık UETS sistemi kıymetli arkadaşlar, kepin dışında bir sistem. Kepi kendilem yekün hale getiren bir sistem. Bu sistem devreye girdikten sonra artık kep üzerinden elektronik tebligat yapılamayacak. Hani kepi yok eden sistem derken kepin tebligat yönü, tebligat şeridi bakımından bunu söylüyorum ama iç yazışma sistemi bakımından halen kep işler. O noktada herhangi bir sözümüz yok. Fakat tebligat noktasında durum bu. Verilerin güvenliğini sağlamak tabii ki PTT'nin göreviydi. Bununla ilgili hem bizim birimimiz hem PTT çok ciddi bir şekilde çalıştı. Tabii burada şu da var, UETS dediğimiz sistem bir ahtapot gibi düşünün. Yani bir tarafında göndericiler var, çok sayıda gönderici var. Yani bütün kamu kurumları, o 4 cetvelde sayılanlar, orada bahsettiğimiz belediyeler vesaire. Yani bir tarafı bunlara entegre edilmesi gerekiyor. Büyük bir sistem anlamında, onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani dolayısıyla göndericilerin bir şekilde arka plan yazılımlarını yaparak PTT'nin kurguladığı UETS sistemiyle uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Öte yandan bütün alıcılara yine bu sistem üzerinden bir alan açılması gerekiyor. O alan açıldığı zaman, oraya bir posta düştüğü zaman yine yönetmelikte getirdiğim sistem uyarınca işte cep telefonu, SMS düşecek, lütfen postana bak, oraya bir tebligat düştü şeklinde. Bu tarz bilgilendirmelerin de olduğu çok devasa bir sistem.
Bunu çalıştığımız dönemde yönetmelik hazırlığı devam ediyordu fakat yönetmeliği çıkardık ve yürürlüğe koyduk. Bunları anlatmamıza çok gerek yok. Burada ben kısaca bir konudan bahsetmek istiyorum. Biz bu kanunu çalışırken o zamanlar 213 sayılı kanunun 7A madde, 107 Taksim A maddesi var hepinizin malumu. Bunu yürürlükten kaldırmak istemiştik ve meclise gönderilen tasarım metninde de bunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin bir madde vardı. Yani ne dediğimi anladığınızı öngörüyorum. Yani Maliye Bakanlığı'nın, hatırlıyorsunuz, hep içindesiniz, Maliye Bakanlığı'nın mükelleflerine özellikle idari para cezaları ya da başka türlü vergi mükellefiyetleri noktasında bir takım evrakı kendi kurduğu sistem üzerinden tebliğ etmesi söz konusuydu. Sürelerin başlaması vesaire hep o 107A kanunu karşılığı 107A üzerinden kurduğu sistem üzerinden yapıyordu. Biz şöyle bir çıkış yapmıştık. Demiştik ki şimdi UETS geleceği için artık Maliye Bakanlığı'nın kurmuş olduğu bu kapalı devre sisteme gerek yok. Maliye Bakanlığı buraya tabi olur. Hani dolayısıyla o 107A'yı yürürlükten kaldıralım demiştik. Bunun gibi MASAK'ın kurduğu bir sistem vardı. Yine Sınai Mülkiyet Kanunu'nda kurabilir şeklinde bir yetki veren hükümdar vardı. Hepsini yürürlükten kaldırıyorduk. Fakat meclis görüşmeleri sırasında hani Maliye Bakanlığı dedi ki yani 1 Ocak 2019'a kadar beklenecek zaten. O zamana kadar sistemi bizim mecbur işleyecek. İyisi mi dediler, biz UETS'nin işleyişini görelim, ondan sonra hani bir sıkıntı yaşanmayacağını biz tespit ediyorsak ondan sonra biz o sisteme dahil olalım. O zamana kadar bizim bu hükmümüz yürürlükte kalsın. Onlar da bu anlamda sistemi takip ediyorlar. Dolayısıyla bu UETS sistemi artık sağlıklı bir şekilde işlediği noktasında herhangi bir soru işareti hiçbir şekilde kafalarında kalmadığı zaman bu 107A ile ilgili hükmün yürürlükten kaldırılması ve o kapsamda sizlerin, sizlere değil tabii ama mükelleflere gönderilen o tebligatların da ortadan kalkması söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii teknik önemli, birden fazla şapkası olanlar bakımından bir avukat diyelim, avukatlığı sebebiyle zorunlu olarak bu sisteme tabi. Fakat aynı zamanda o bir gerçek kişi. Avukatlık dışında bir tebligat almak istemiyorsa ne olacak? Birden fazla şapkası var, şapkaların biri itibariyle zorunlu elektronik tebligata tabi. Ne olacak sorusunu arkadaşlar çalışmalarında şu şekilde çözdüler. Özellikle avukatlar gibi birden fazla şapkası olanlar bakımından sistemde bir seçenek koydular. Dendi ki avukat olarak sana zorunlu olarak gelecek, sorun yok. Sen diğer tebligatları da almak istiyorsan işte filanca yere bir tik koy. Eğer o tik varsa diğer birimlerin avukatlık görevi dışındaki tebligatları da, diyelim ki işte bir idari para cezasını gerektiren bir trafik ihlali söz konusu oldu, onu da oraya göndermeleri söz konusu olacak. Eğer o tik işaretlemiyorsa gerçek kişi sıfatı bakımından zorunlu elektronik tebligata tabi olmadığı için, ihtiyari olduğu için oraya tebligat manuel sistemle yapılacak. Böyle bir orta yol bulunmuş oldu. Ben aslında bunları kısa kısa bahsettim sistemin çalışmadığı sürede. Dolayısıyla buralarda tekrar vakit kaybetmeyelim. Avantajlarını ekranda sadece kısaca bir bakmanız için tutuyorum. Pek çok avantajı var. Maliyet avantajı özellikle. Şu anda normal manuel tebligat 14 lira vatandaşı olan maliyeti. Yeni sistemde 4-4,5 lira gibi bir elektronik tebligat gönderimi söz konusu olacak. Tabii hızından herhangi bir şekilde bahsetmeye gerek yok. Burada tabii veri güvenliği çok önemli. Bununla ilgili olarak da uluslararası standartlar var. Bu standartlar noktasında bizim Adalet Bakanlığı olarak PTT'nin kurduğu sistemi denetleme yetkimiz var. O yetkiyi de süreç içerisinde ciddi olarak kullanacağız. Bunlar tabii ne kadar ilgilendirir sizi bilemiyorum ama e-tebligat sisteminde zaman damgasıyla yapacağımız iş ve işlemler, göndericiyi teyit edeceğiz, alıcıyı teyit edeceğiz, içeriğin değişmediğini teyit edeceğiz, gönderim ve alım zamanlarını ispat edeceğiz. Bunlar uzun süre, 30 yıla kadar loglarda tutulacak. Herhangi bir ihtilaf konusu olduğunda mahkemeler ilgili birimlerden bunları isteyebilecek. Bunlara delil seti deniyor. Yönetmelikte de bunları açıkladık. Yine çok ilginizi çekeceğini düşünmediğim uluslararası standartlar, bunlara uygun olacak yapılacak iş ve işlemler. Burada da hani işin tasarruf boyutundan söz ettik. Eğer bu sistem devreye girerse ne kadarlık bir tasarrufumuz olacak şeklinde genel olarak rakamları vermeye çalıştık. Şurada özür dilerim bir geri alacağım.
Şurada 2017 verilerinden kısaca bahsedip kapatayım. Vaktimi de çok açmak istemiyorum. Sorularınız olursa seve seve cevap vereceğim. 2015'te 41 milyon fiziki tebligat varken 53 bin elektronik tebligat vardı. Bu CEP sistem üzerinden 2015'te. Düşünün, 2011-12'den beri sistem kurgulanmıştı. 3 yılda gelinen rakam 53 bin idi. 2016'da bu rakam 603 bine çıktı, elektronik tebligat rakamı. Manuel tebligatta 40 milyona düştü ama 2017'de rakam neredeyse 2-3'e katladı. 1 milyon 741 bin gibi bir rakam oldu. Ben 2018 rakamlarını yanlış bilmiyorsam 5 milyonu aştı diye biliyorum elektronik tebligat rakamını. Ama teyit etmek lazım. Manuel tebligat 39 milyona kadar düşmüştü. Yani elektronik tebligat hiçbir düzenleme yapılmasa idi bile gittikçe yükselişini artıran, trendini artıran bir yola girmişti aslında. Ama dijitalleşme çağındayız. Herkesin bir şekilde elinde akıllı telefonu var. Pek çok şey oradan ulaşabiliyor. Yani tebligata niye ulaşamasın sorusu önemliydi. Ve bu aşamada bu şekilde aşılmış oldu. Önümüzdeki süreçte de bu rakamların çok daha fazla bir noktaya tırmanacağını düşünüyoruz. Zaten bakanlık olarak biz öncelikle kazai merciler üzerinden, kazai mercilerden çıkan tebligat sayısını, daha sonra diğer bakanlıkların o bir nolu maddede, birinci maddede sayılı gönderici birimlerin de çıkardıkları tebligat sayılarını gün be gün takip edeceğiz. Şu anda hani Türk tabiriyle kervanı yolda düzme meselesi yaşanıyor. Halen bazı birimler arka plan entegrasyonunu sağlayamadılar. Onlar uğraşılıyor, onlarla şu anda filhal çalışılıyor. Sağlayanlar bakımından gönderimler devam ediyor. Kısmet olursa kısa bir süre içerisinde tüm sistem, UATS sistemi dört başı mamur bu şekilde devreye girdiğinde yani çok yüksek rakamlarda elektronik tebligatlar yapılacak. Ama bizim için önemli olan sistemin doğru çalışması, mazruf dediğimiz tebligatı konu evrakın net bir şekilde alıcıya ulaşması, bununla ilgili delil kayıtlarının tutulması ve inşallah ihtilaf olmaz. İhtilaf olursa da ihtilafı çözecek merci bakımından bunların çok kısa sürede ihtilafı giderici unsurların ortaya konmasıdır. Bu bizim için daha önemli. Yine önemli bir konu, çok kısaca bahsettim. 7201 sayılı kanunun da artık değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1959'un kanunu, çok uzun yıllar geçti. Sistem, her şey değişti. Yani artık 50'li yılların mantığıyla, mantalitesiyle tebligatı kurgulamak doğru değil. Belki 2030'dan 2040'ların mantalitesiyle düşünmek lazım bu yeni kanunu kurgularken. O noktada da önümüzdeki süreçte inşallah meclisimizin böyle bir çalışmayı yasalaştıracağını öngörüyoruz. Son cümlelerim, gerçek kişiler bakımından ücret alınması düşünülmüyor. Fakat avukatlar için şu söylenebilir, çok sayıda evrakın posta kutusuna düşmesi söz konusu olacak. Eğer bir avukat fazlaca bir alan kullanmak istiyorsa, işte belli gigabaytı aşan alanlar kullanmak istiyorsa, onunla ilgili ufak ücretlendirmeleri PTT'nin yapmayı düşündüğünü ifade etmek isterim. Biraz dağınık oldu, kusura bakmayın. Ama böylece bitirmiş olalım. Sorularınız varsa da soru cevap faslına karşılamaya çalışırız. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Acar'a çok teşekkür ediyoruz. 7201 ile başlayan yolculuğu bugüne getirdi. Ve geleceğe yönelik de çok güzel notlarla bizleri aydınlattı. Ve yapılması gerekenleri de söyleyerek aslında bir yol haritası da çıkarmış oldu. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, ikinci konuşum hocamız Sayın, çok özür diliyorum, pardon. Ali Güneş Beyefendi, kendisine sözü veriyorum. Buyurun. Sayın Oda Başkanım, değerli katılımcılar, elektronik tebligat hususunda sizlerin arasında olmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda bilişim uzmanı olarak görev yapıyorum. Elektronik tebligat konusunda proje yöneticisi olarak halen çalışıyoruz, devam ediyoruz. Herhangi bir sunum yapmak, sunum üzerinden gitmek istemedim, daha aktif olması için
Konuşmamda 7 tane ana konu üzerinden hızlıca değinmek istiyorum. Ortalama 2'şer dakikadan toplam 14 dakikada bitirmek gibi bir niyetim var. Sayın Genel Müdürüm, elektronik tebligat yönetmeliği ve kanun hakkında gerekli bilgileri verdi. Ben sizleri çok teknik boyutla sıkmadan, bilişimciler çok aramızda yok, çok aşırı teknik boyutlara sıkmadan ama Genel Müdürüm'ün söylediği hukuki konuların biraz daha teknikleştirerek ayrıntı vermek istiyorum. Tebligat kanununda atıf yapılan elektronik tebligat yönetmeliği eski yönetmeliğimiz faaliyetteydi ve malumunuz üzere 31 Aralık 2018'de hükmü kalktı yeni yönetmelikle beraber. Eski yönetmelikte neler vardı, ne bilecektik, yani bize ne bağlıyordu? Tamamen KEP altyapısı üzerine oturtulmuş bir sistemdi. KEP nedir, ondan bahsetmek isterim. Malum olmayan olabilir. Kayıtlı elektronik posta, herhangi bir kullandığımız Gmail gibi, Yahoo gibi postadan farkı nedir? Kayıtlı elektronik postanın en önemli ve detaylı farkı, kimin gönderdiği, kimin aldığı, kimin hangi zamanda gönderdiği, kimin hangi zamanda okuduğunun delillendirilmiş olmasıdır. Bunun için BTK tarafından bir sertifikasyon hizmeti var. Belli standartları sağlaması gerekiyor. Yönetmeliği yine BTK tarafından çıkartılmış. Tamamen delilli olarak sizin gönderdiğiniz herhangi bir evrak ya da içeriğin ne zaman, kime nasıl ulaştığı zaman damgalı ve inkar edilemez şekilde saklayan bir KEP sistemi. Eski yönetmelik bunun üzerine oturuyordu. Elektronik tebligat paketi ve bazı şartlar daha da ağırlaştırılmıştı. Ağırlaştırılmıştı derken KEP'teki herhangi bir gönderinin saklama yükümlülüğü 20 seneyken elektronik tebligat hukuki boyutları olduğundan dolayı 30 sene saklama yükümlülüğü var idi. Burada eski yönetmelikte bahsetmek istediğim zorunlu olan kişiler sadece şirketlere bir zorunluluk vardı. Vatandaşlara, avukatlara vesaire gibi bunlar isteğe bağlıydı. İsteğe bağlı olan kişi giderek bir elektronik tebligata adres alabilir. Adli mercilerin kendisine yapacağı tüm tebligatları bilgisayar ortamından evinde akşam otururken alıp izleyip okuyabilir durumdaydı. Yeni yönetmelikle neler değişti? Ben hukuki boyutlarına çok girmeyeceğim ama teknik kısmına özellikle çok aşırı detaya girmeden bahsedeceğim. Yeni yönetmelik tamamen elektronik yazışma paketi formatında. Yeni bir tabir daha var. Elektronik yazışma, yani EYP, el yapımı patlayıcı değil, elektronik yazışma paketi. EYP, Kalkınma Bakanlığı'nın standartlarını oluşturduğu, dijital olarak bir evrakın bir kurum ya da kuruluştan farklı kurum ya da kuruluşu ya da kişiye ulaştırılırken hangi formatta bunun gönderileceğini belirleyen bir standart. Tamamen EYP standartında bir elektronik tebligat gönderimi tasarlandı. Bunun avantajı ne olacak? Muhatap olduğunuz şirketler özellikle size direkt bağlamıyor ama bilgi olarak aktarmak isterim. Kendi EBS sistemlerini, elektronik belge yönetim sistemlerini, elektronik tebligatla alakalı hemen çok kısa sürede bağlayarak geliştirimini yapıp kendi EBS'leri içerisinde gelen tebligatları alarak kendi süreçlerini takip edebilir durumda olacaklar. Özellikle bankalar bu konuda çok ciddi anlamda bir çalışma içerisinde. Şu an entegrasyonunu sağlamış. Yeni elektronik tebligatını kendi sistemine entegrasyonla alarak EBS'si içerisine dahil edip, kendi bilişim sistemine dahil edip gerekli işlemleri yaparak, banka için söylüyorum, işlemlerini yaptı ve dönüşünü de yine birazdan bahsedeceğim, dijital olarak yapıp bir dakika içerisinde işlemini yapıp dönen şirketler mevcut. Saklama yükümlülüğü yine aynı şekilde korunuyor. 30 sene delillerin saklama yükümlülüğü var. Yine aynı bu yükümlülük devam ediyor. Zorunluluk, Sayın Genel Müdürüm arz etmişti. Şirketler zaten zorunluydu. Avukatlar ve özellikle mali müşavir arkadaşlarımın bayağı bir çoğunluğunun bilirkişilik yaptığını da düşünüyorum. Onlar için ve arabulucular için zorunluluk geldi. Bu zorunluluk vatandaşlar için isteğe bağlı. Herhangi bir meslek mensubu olmadan alabilir miyim? Bana bir dava açılmış ve tebligat yapılacak idiyse ben bunu yani getirip kapının önüne posta memurunun asmasını ya da mahalle muhtarına bırakmasını istemiyorum. Ben kendi bilgisayarımdan gireceğim. Zaten ücretsiz bir hizmet. Ben bundan faydalanacağım diyebilir vatandaş. PETTİ şubesine giderek TC kimlik numarası ve bilgileriyle alabilir. E-Devlet aracılığıyla kendi elektronik tebligatlarını yine takip edebilir durumda olacak. Burada çok kritik noktalardan biri
Hukuki konu ama bilgi olarak size paylaşmak isterim. Deliller. Deliller yeni yönetmelikte, eski yönetmeliği bahsetmeyeceğim artık. Yeni yönetmelikle 3 tane ana delilimiz var. Birincisi, gönderici kurum kim idiyse, belediye olabilir, adli bir makam olabilir, gönderici kurumun PTT'nin sistemine elektronik tebligatı ulaştırdığına dair birinci delil. PTT sistemi devraldı bu paketi. Artık ben dağıtıma çıkaracağım dedi. İkinci delil, ben bu aldığım elektronik tebligatı ilgilinin dijital posta kutusuna bıraktım ya da bilişim sistemine entegrasyonla teslim ettim dediği anda üreyen teslim ettim delili. Ki bu yönetmelikteki en önemli konulardan birisi belki. Hukuki sürecin başlamasını, startını veren konu artık posta kutusuna bırakıldı ve süreç işlemeye başladı. Nedir? Posta kutusuna bırakıldıktan sonra 5 gün bekliyoruz. 5 gün sonra artık teslim edildi, tebliğ edildi, delili ürüyor. Buna da reisen okundu delili diyoruz. 5. günden sonra tebliğ edildi ve süreç işlemeye başladı. Yine çok önemli konulardan birisi, 4. konu, dönüşlü olması. Tebligat kanununda şunu açıkça belirtmek isterim. Bir tebligatın dönüşü diye bir husus yok. Tebligat tek taraflı olur. Belediye size tebligat yapabilir. Bir mahkeme, icra dairesi size tebligat yapabilir. Şirketler tebligat yapabilir. Ama geri dönüşünü ben tebligat yapacağım. Kanunda böyle bir ibare yok. Ancak bilişimcilerin, hani bilişim çağındayız. Bunun için bir çözüm geliştirmemiz gerekiyor. Eski yönetmelikte de uyguladığımız kayıtlı elektronik posta yardımıyla dönüş yapabilir miyim? Kesinlikle söylüyorum ve şu anda da uygulanıyor. Yapılabilir. Nasıl yapılabilir? Fiziki olarak bir şirkete tebligat gelmiş olabilir ya da UETS aracılığıyla bir tebligat geldi. Hiç fark etmez. İki şekilde dönebilirim. Bir, fiziki olarak evrakımı yazdım. Tebligata ben normal postayla gönderdim. İkinci konu, benim kayıtlı elektronik posta hesabım vardır. Buna dönüş yapacağım. Bana hangi barkodla geldi? Ya da bana hangi hesaptan geldi? Ben bunu biliyorduysam KEP'in ilgili alanına bunu yazarak evrakımı da içerisine koydum. İlgili adli makama bunu ulaştırabilirim. KEP'in de delilleri oluştuğu için işimi sağlama aldım. Ben postayla uğraşmak istemiyorum diyen kurum, kuruluş ya da kişiler olabilirse bunu da kullanabilir. 5. konu, rehber hizmeti. Rehber hizmeti şu, önce KEP altyapısı olduğu için BTK'nın düzenlediği de bir düzenleme vardı. PTT bu rehber hizmetini herkese sunmak zorunda idi e-devlet aracılığıyla. Ancak yeni yönetmelikte KEP'le hiçbir bağlantısı kalmadı. KEP rehberi kime lazım olur? Mantıken düşünelim. Ben atıyorum Ali Güneş'in elektronik tebligat adresini merak ediyorum. Niye lazım olur? Ben bir gönderici kurum ya da kuruluşum, bunun için lazımdır. Bu sebeple de tebligat kanununda tebligat göndermeye kimler yetkili idiyse bu rehber sorgulaması hakkını da UETS sistemi buna sağlıyor. Yönetmelikle de bu düzenlenmiş. Burada iki kriter var. Biri genel sorgulama hakkı, bir de zorunlu sorgulama hakkı. Genel sorgulama hakkı, bir belediye tebligat çıkaracak şirkete, gerçek kişiye vesaire. Bu TC'sinden, DETSIS numarasından, eğer kamu kurumuysa devlet teşkilatı veri tabanı sistemindeki DETSIS numarasından ya da ticaret siciline kayıtlıysa MERSIS numarasından ya da vergi numarasından sorgulayarak elektronik tebligat adres numarasını aldı. Buna tebligat gönderebilir. İkinci ve önemli bir husus, gönderen birim adli bir birimdir. Ceza mahkemesi, hukuk mahkemesi, savcılık ya da icra dairesi. Bu durumda gerçek kişi gibi değil, avukat Ali Güneş kim? Ya da avukat Ali Güneş'in elektronik tebligat adresi var mı? Ya da bilir kişi Ali Güneş'in elektronik tebligat adresi var mı diye sorgulayarak ona tebligat yapabilir. Siz de muhatap olabilirsiniz, bilir kişi olan arkadaşlar. Eğer siz, ben vatandaş olarak tebligat adresimi almak istemiyorum, sadece bilir kişilikten dolayı gelecek tebligatlar bana gelsin diyorsanız bunu adresinizi alırken özellikle belirtmeniz lazım. Yok, ben hem onu da faydalanmak istiyorum derseniz yine belirtebilirsiniz. Peki yani sizinle, özellikle katılımcılarla bu konunun ilgisi nedir? Az önce bahsettiğim gibi bilirkişi olan arkadaşlarım için faydalı olacağını düşünüyorum. İkinci konu, şirketler için zorunlu. Sizi çok direkt bağlamasa da
sonuçta muhatap olduğunuz şirketlerin ticaret kanunu ve tebligat kanununa göre bu tebligat adresini alma zorunluluğu, yükümlülüğü var. Bunu da belirtmek isterim. Diğer paylaşacağım konu, en son bahsedeceğim 2 ya da 3 dakika sürecek. Peki bu elektronik tebligat sistemi ile amaçlanan ya da hedeflenen neydi? Ülke olarak, vatandaş olarak ne kazandık? Ne girdi ülkemizin cebine? Ne fayda sağladık? Birinci ve en önemli faydası, devletimizin ve bakanlığımızın yargılama süreçlerinin kısaltılması ve bir an önce yargılamanın sonlanması adına bir vizyonu var. Bu konuda da bize Bakan Bey'in talimatı üzerine en büyük faydası bu. Bir ortalama hukuk dosyasında 4 tebligat çektiğini düşünürsek, fiziki tebligat çıkacak, postaya verilecek, karşı tarafa ulaştı, muhtara bırakıldı, geri dönüşü geldi, ortalama 12 gün. Ama elektronik tebligatta böyle değil, dijital olarak amacına ulaştı. Şunun örneğini yaşadık, açtığımız sistemi açtığımız gün. Aynı gün karşı tarafa tebliğ edilip banka tarafından, 89'a birler için söylüyorum, ilgili tebligatın gereğinin yapılıp dosyanın kapatılma durumuna gelen örnek oldu, canlı örnek. Yani 12 gün, 13 gün beklemeye gerek yok. Ortalama 3-4 tebligat olduğunu düşünürsek bir yargılama süresinde 30-40 gün kısalma gibi bir durum söz konusu oldu. İkinci ve en önemli kısımlardan birisi bence, bir insan olarak dünyayı kullanıyoruz hepimiz. Fakat dünya bizim değil. 2018 yılı itibariyle günlük ortalama 30-35 bin tane elektronik tebligat çıkıyordu. Bu sayede yaklaşık 30 ila 50 ağaç arasında ağacın kesilmesine engel olmuş olduk. Ağaçların kesilerek kağıt yapılmasına engel olduk. Eğer elektronik tebligat olmasaydı 30 ya da 50 ağaç günlük daha fazla kesilecekti. Artık yeşil kalacaklar. Bu konuda sevinçliyiz. Üçüncü katkı olarak neler var? Ben direkt rakamlarla konuşmak istiyorum. Toplantıyla da çok alakalı, belki duygusal konular. Yapılan tasarruf 2018 yılı itibariyle günlük olarak, iş günü itibariyle 120 bin 130 bin TL arasında. Yeni zorunluluklarla, avukatlar, bilirkişiler, arabulucularla beraber günlük ortalama minimum tasarruf, sağlanan tasarruf 500 bin TL olacak. Sayın Genel Müdürüm bir konuyu söylemişti. 2017 itibariyle 1.7 milyon elektronik tebligat çıkmıştı. 2018 yılı itibariyle net rakamı söylüyorum. 5.2 milyon elektronik tebligat çıktı. Bunun karşılığını 4.5 TL ya da 14 TL hesaplayarak ülke olarak ne kadar tasarruf sağladığımız konusunda bir fikir sahibi olabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla. Sayın Ali Güneş'e çok teşekkür ediyoruz. Teknik olarak bizleri aydınlattı. Evet, sıra konuşmacımız Profesör Doktor Korkut Özkorkut hocamızda. Buyurun hocam. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Değerli meslek mensupları, sağ olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni yıla da girmiş olduk. Hepinize güzel bir yıl diliyorum. Umarım bol sürpriz ve güzelliklerle dolu bir yıl olur. Davetleri için başta Sayın Başkan'a ve Başkan Yardımcısı Erol Bey'e de ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabii ilginç geldi. Bu sıra aslında popüler bir şekilde arabuluculuk ve özellikle de konkordato ile yakinen temas halindeyiz. Çünkü böyle salonları bu şekilde doldurmaktayız son dönemde. Tabii elektronik tebligat da Niyazi Bey'in de dediği gibi kafiyeli kanunlarla, aniden torba kanun uygulamalarıyla gelince aslında yönetmeliği de ayrı bir önem taşır hale geldi. Oysa ticaret kanunu da zaten biraz önce dile getirdikleri gibi KEP sistemini vurgulayıp aslında elektronik tebligatın önemini ticaret kanunu açısından da gündeme getirmiştik. Ama ticaret kanunu genel bir anlayışı vardı. Yapmak istediği şey aslında tekli sistemler oluşturmaktı. Yani her kurumun ayrı ayrı ele aldığı, içinden çıkılmaz sistemler değil, tek bir yapının, sistemin oturması ve gelişmesiydi. Dolayısıyla bugün en azından bunu duymuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hani Türkiye'de tekli sistemlere artık geçelim. O bakanlık, bu bakanlık nasıl uygulayacak?
Ben bana ayrılan sürede biraz tabii mükerrerlik olmasın diye daha çok söz konusu özellikle elektronik tebligat yönetmeliği açısından bende tereddüt uyandıran hususlar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bir hukukçu olarak çünkü sizin gerçi bilirkişi olanlar açısından bu yükümlülük geldi ve diğer Maliye Bakanı tecrübeniz de zaten tartışmasız. Ama ben şimdi üniversite öğretim üyesiyim, ana bilim dalı başkanıyım. PTT'den aldığım elektronik imzam ve adeta mütemimcüz gibi yanımda taşımam gereken bir flash diskim var. Yani şu anda yanımda değil, bir rahatsız oldum. Hani telefonum Allah'tan yanımda, mesaj falan gelirse takip ederim diye. Aynı zamanda avukatım, şimdi şu anda bir davayla gibi tebligat eyvah gelirse UYAP'tan mı dışından mı nasıl haberdar olacağım? Mesaj mı geliyor, mesajlarımı daha da yoğun, hatta telefonuma 10-15 dakikada bir bakıyordum. Alışkanlık oldu veya kötü bir alışkanlık belki. Şimdi daha sık e-mailler var, WhatsApp mesajları var, PTT'den gelecek mesajlar var. Dolayısıyla hepsini bir kutuda toparlayabilmek ve takip edebilmek açısından doğaldır ki elektronik bir hayat bizleri bekliyor göründüğü üzere. Bu güzel bir şey mi? Teknoloji diyoruz. Bu şunu aklıma getiriyor. Geçen sene ki bu seneki Davos'un programına henüz bakmadım Dünya Ekonomik Forum'da ama geçen yıl Yuval Noah Hariri, bu Homo Sapiens, Homo Deus'u yazan İsrailli tarihçi ilginç bir konuşma yapmıştı Davos'ta ve demişti ki, birkaç konuşmamda da dile getirdim bunu, dijital diktatörlükler geliyor. Dolayısıyla 4-5 dijital diktatör tüm dünyayı yönetecek. Hatta 10-15 belki 20 yıl içerisinde bağımsız düşünen insan nesli sonlanacak iddiası var. Dolayısıyla belki yaşarsak bizler göreceğiz. Ve bunun nedenini tabii bizlerin sahip olduğu veriler, datalar açısından ortaya koydu. O kadar çok verimiz var ki, adımız, kimlik numaramız, TC kimlik numaramız, sosyal güvenlik numaramız, adreslerimiz, fotoğrafımız, parmak izlerimiz, biyometrik görüntümüz, kayıtlarımız, sağlık raporlarımız, İlişkilerimiz, konuştuklarımız, biliyorsunuz caddelerde artık her 200-300 metrede bir kameralar var. Bu kameralardaki bizi çeken görüntüler, araba trafik cezası için radar kayıtları, hepsi aslında bizim kişisel verilerimiz. Dolayısıyla bu verilerimizin korunması için de biliyorsunuz kişisel verilerin korunması hakkında bir kanun çıkarıldı. Şimdi baktığımızda yönetmelikte şunu görüyoruz, ilkeler diyor. Hangi ilkelere dikkat etmek? Çünkü Sayın Genel Müdürüm de dikkat çekti. Yani uluslararası nitelikteki standartlara uygun bir düzenleme yapma ihtiyacımız da var. Bir kere ne diyor? Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması. Bilgi güvenliğinin sağlanması. Bu çok önemli. Çünkü birilerinin elinde bilgiler, inanılmaz rakamları verdiler. İnanılmaz bilgiler toplanıyor. Kimler onlar? Kişisel verilerin korunması, bu ilkelerden bir diğeri. Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması, hizmet kalitesinin sağlanması. Biraz önce dediğim gibi benim kafamdaki karmaşayı acaba ben hangi muhatapla çözebilirim? Dolayısıyla kime başvurmalıyım? Bir anda üniversitede şeyi çağırıyorum, bizim idare müdürü, müdür yardımcısı var. Her işi o, iznimi de o alıyor. Çünkü izin almak için artık eskiden ne güzel bir dilekçe yazıyordum, dekanlığa veriyordum. İşim bitiyordu. Şimdi 3 gün takip ediyorum. Dilekçemi hazırlıyorum. Elektronik ortamda tabii bu dilekçe. Önce dekanın onayından geçiyor, üniversiteye gidiyor, personelden geçiyor. Sistemde sürekli takibini. İkinci güne bakıyorum. Acaba düştü mü, imzaladı mı, okeyledi mi? Bana tebliğ edildi mi ve iznim kabul edildi mi? 3 gün arkasında. Eskiden gayet rahattım. Dilekçeyi dekan sekreterinin masasına bıraktığım anda huzur içinde izne gidiyordum. Şimdi gidemiyorum. 3 gün peşi sıra elektronik ortamda acaba ne mesaj gelecek diye bekliyorum. Teknoloji beni yormaya başladı. Şimdi baktığımızda burada özellikle kişisel verilerin korunması.
Kişisel verileri peki niye koruyoruz sorusu. Çünkü özel hayatın gizliliği var. Anayasayla güvence altına alınmış. Bizim ama sormamız gereken bir soru daha var. Anayasamız nasıl güvence altına alınıyor Türkiye'de? Dolayısıyla hani uçurtmayı vurmasına filmi gibi hep sürekli birisini diğerine güvenlik için peşi sıra göndermek durumunda mıyız? Verilerin güvenliği bu açıdan çok önemli. Şimdi baktığımızda sistematik açıdan tebliğde şöyle, yönetmelikte özür diliyorum, ilerliyorum. Kişisel verilerin korunması açısından tabii bu vurgu varken aynı zamanda Sayın Genel Müdürüm de dile getirdiği üzere PTT burada tam odak noktadaki kurum olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. Çünkü bütün yük, görev ve sorumluluk PTT'nin üzerinde bırakılmış. Çünkü 20. maddesine de baktığımızda 20. maddede PTT'nin yükümlülükleri çok ayrıntılı bir şekilde sayılmış. Özellikle elektronik tebligata ilişkin ana ve yedek sistemleri, hatta Türkiye Cumhuriyeti mülki sınırları içinde bulundurmaktan bahsediyor. Demek ki bu veriler sınır da aşabilir, yurt dışına da çıkabilir. Çünkü bugün elektronik ortamın verdiği imkanlarla dünyanın her yerinden manipüle edilebilme tehlikesi olan bir veri ağı ve veri güvenliği gereği ortaya çıkmaktadır. Bunların bütünlüğü esas. Gene yönetmelikte dikkat çeken bir husus nedir? Delil kayıtları, Ali Bey de dile getirdi, aksi ispat edilene kadar kesin delil sayılmaktadır. Kesin delil sayılmakta olduğuna göre ve 5 günde vaktimiz bulunduğuna göre demek ki 10 günlük bir tatile çıkma imkanımız yok. Veya çıkıyorsak bütün elektronik imkanlarımızı da yanımızda götürmemiz. Yani ava gitmek, öyle denize açılmak falan pek mümkün olmayacak. Çünkü 5. günden sonra mutlaka bir tebligat hakkınızda gelmiş olacak. Burada dikkat ederseniz daha çok kişisel olarak bir kullanım. Sayın Başkan da dile getirdiler konuşmalarında, meslek mensuplarının şirketler bakımından böyle bir yükümlülüğü veya görevi yok. Bu konuda danışmanlık vermek üzere zaten bu tür toplantı ve seminerleri yapıyoruz diye dile getirdi. Ama zaten kişisel olarak bu elektronik imza ve buna bağlı olarak elektronik tebligat sistemini kullanmamız söz konusu olacaktı. Bu bir alışkanlık meselesi olarak da aslında karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii yeni sistemde tek bir kurumun öngörülmüş olması tabii çok sağlıklı ve önemli bir gelişme. Ancak burada düşündüğüm zaman bu kurumun hukuki yapısı açısından da acaba tereddüt mü duymalıyız sorusunu sormadan edemiyorum. Çünkü bu konuda Türkiye'de en gelişmiş kurum PTT. Hiç kuşkusuz. Ancak biliyorsunuz PTT artık bir anonim şirket. Hatta PTT'nin özelleştirilmesi gündemde. Hatta 11 Aralık tarihli bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla PTT'ye ait hazine hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Dolayısıyla böyle önemli bir veri güvenliğini sağlayacak bir kurumun bütün yarın özelleştirip özel bir şirket nasıl özelleştirilebilir veya ne olabilir bilemiyoruz tabii ki, bu konuda bir bilgim yok şahsen de. Dolayısıyla bu veri güvenliğini sağlayacak sistematiğin bu şekilde bir gelişmeye tabi tutulmasının hangi sonuçlar yaratabileceğini de zaman içerisinde göreceğiz. Çünkü Avrupa Birliği Adalet Divanı kişisel verilerin korunması açısından bu hizmeti veren kurumların tam bağımsız olmasını istiyor. Hatta tam bağımsızlıktan ne anladığını da kendi kararlarında, hatta bu konuda Almanya'yı, bildiğim kadarıyla Avusturya'yı ve Macaristan'ı mahkum etmiş durumda. Çünkü yeri geldikçe tam bağımsızlığı oluşturmadığı için. Çünkü veri güvenliği gerçekten önemli. Düşünün, yani hakkınızdaki bir bilginin veya yanlış, en azından konumuz tebligat, ulaşması gereken bir tebligatın ulaşmaması veya veri istihbaratının bozulması, manipüle edilmesi, güvenliğinin sağlamaması halinde nasıl bir tedbir uygulayacağız? Çünkü nihayetinde kişisel verilerin korunması kural olarak kimleri koruyor? Gerçek kişilerin verilerini koruyor.
Bir de bize muhatabımız kimler? Ben hukukçu olarak, sizler meslek mensupları olarak şirketler ya da tüzel kişiler ya da tacirler söz konusu. Peki bunlar için aslında bildiğiniz üzere ticari sırların korunması, Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri, sorumluluk hükümleri söz konusu. Yönetmeliğe baktığımızda dolayısıyla Sayın Genel Müdürüm de dile getirdi, bir denetim var, bakanlık denetimi. Bu denetimi de ciddiyetle yapacaklarını dile getirdi Sayın Genel Müdürüm, ama ilgili bakanlık kim? PTT'nin ilgili bakanlığı, yanlış bilmiyorsam lütfen düzeltin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı bu anlamda bir ilişkilendirme söz konusu değil. Dolayısıyla tebliğde öngörülen bu denetimin kapsamı, ki her yıl faaliyet raporunu Adalet Bakanlığı'nda sunacağına dair bir düzenleme var yönetmelikte. Peki bu denetimin kapsam ve içeriği ne olacak? Yani biraz önce vurguladıkları gibi acaba SALT elektronik tebligatın devletimiz için yarattığı tasarrufların mı değerlendirilmesi? Yani ne kadar elektronik tebligat yapıldı? Oysa bu faaliyetlerin gerekli kalite ve nitelikte yapılıp yapılmadığının da sorgulanabilmesi mi? Aynı zamanda veri güvenliği açısından da bu denetimin kapsamının ne olması gerektiği. Çünkü tebliğin 23. maddesinde sistemin güvenliği açısından bu UETS güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alma görevi PTT'ye doğrudan verilmiş durumda. Dolayısıyla bugün hepinizin bildiği, başta Maliye Bakanlığı olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, hepsinde inanılmaz veriler var ve bu veri güvenliği meselesi işin en kritik, can alıcı noktalarından birisi. Buradaki tam bağımsızlığı sağlama görevi de zaten uluslararası standartlar açısından karşımıza çıkıyor. Ki bizdeki düzenlemeye baktığımızda yeni bir sistemimiz var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimiz var. Bakanlıkların konumları yeniden oluşturuluyor. Hatta ilgili bağımsız idare otoriteler söz konusu olduğunda, ilgili bağımsız idare otoriteler bakımından ilgili bakanlıklarla ilişkilerde 3046 sayılı, şimdi adı da değişti, bakan yardımcıların mali haklarına ilişkin ve bazı düzenlemelerde değişik yapan kanun olarak 19A maddesi var. Yetki olarak ne diyor? İlgili ilişik bağımlılık bakımından hiçbir fark gözetmeksizin ilgili bakan o kurumun her türlü faaliyetini denetlemeye yetkilidir. Bu vesayet ilişkisi eyvah talimat vermeyi de gerekli kılabilir mi? Takdirlerinize sunuyorum. Bu durumda işte bahsettiğim tam bağımsızlıktan bahsetmek kurumlar açısından söz konusu olabilir mi? Bu veri güvenliğinde kimi yakalayacağız? Tren işte kaza yaptı, makinist, makasçı, ölen makinist, makasçı ve servis şefi. Dolayısıyla bunun üstünde sorumlulukları acaba çıkabilecek miyiz? Yani veri sorumlusu var diyor yönetmelik. Veri güvenliğini sağlayan sorumlu. Onu bulduğumuz anda bizim bütün bilgilerimiz, sağlık bilgilerimiz, ismimiz, banka hesaplarımız bir yere gitti, kayboldu. Ne olacak? Evimizi birine, yoldan geçen birine emanet ediyor muyuz? Veya gel sen otur ben gidiyorum diyor muyuz? Arabamızı tanımadığımız birine veriyor muyuz? Şahsi verilerimizi tanımadığımız birilerine acaba nasıl böyle hiç farkında olmadan bırakabileceğiz? Bunları tabii hepimizin vatandaş olarak sanıyorum sorgulamamız gerekiyor. Ben çok vaktimi de aşmak istemiyorum ama özellikle belki son söz olarak şunu söylemek lazım. Bu 5 gün meselesi önemli. KEP'te de aynı şeyi aslında getirmiştik. Biliyorsunuz tebligat, tatil ve resmi tatil ve şeylerde de, adli tatillerde de yapılabiliyor. Bu açıdan hani iş günü değil, dolayısıyla takip etme yükümlülüğü olacağı bir vaka. Bunu da hepinize de hatırlatma ihtiyacını duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü artık hani kendi büromda dahi avukat arkadaşlarım sürekli uyarıyorlar. Ya abi bir, şu maillerine bir bak istersen diye. Yani 2 gün bakmadığım zaman 3 günde telefon trafiği devam ediyor.
Ben şimdi karar veremedim. Sabah geldiğimde mi maillere bakayım? Öyle bir seans mı yapayım akşam mı? Çünkü bir şeyi yazıp çizmeye ve okumaya başladığımda unutuyorum. Ve 3-4 saat geçiyor mail ya da WhatsApp yahut herhangi bir haberleşmeye bakmadım. O yüzden hani rica ediyorum benimle irtibat kuranlar lütfen telefon etsinler diyorum. En azından o sıra işimi gücümü bırakıp cevap verme ihtiyacı duyuyorum. Bunun mesaisi de yok. Yani 24 saat 7 gün her an mesaj gelebilir. Dolayısıyla bu konuda oldukça titiz olmamız da hepimizden sanıyorum vatandaş olarak bekleniyor. Bu titizliği hepinizin ben göstereceğini ümit ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, kişisel verilerin güvenliği konusuyla söze başladı. Ardından PTT'nin özel durumuyla devam etti. Ve tam bağımsızlıktan bahsetti. Aslında söylenen şeyler gerçekten çok önemli. Ve bilginin güvenirliği, Avrupa ve Türkiye uygulamaları karşılaştırıldığında aradaki farklar aslında bizleri hepimizi ilgilendiriyor. Aslında tüm ekonomiyi ilgilendiriyor. İnşallah en kısa zamanda bir çözüm bulunabilir. Bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Arayı saat 16 sıralarında vermeyi planlıyoruz arkadaşlar. Sorularınızı lütfen kime soracaksanız ayrı kağıtlara yazarsanız her bir konuşmacı için biz de burada ayrım noktasını daha kolay hareket edebiliriz. Evet, ara vermeden devam ediyoruz ikinci konu başlığımıza. Mersis uygulamalarına yönelik Ticaret Bakanlığı Ticaret Sicil Daire Başkanı Sayın Serkan Yüksel'e sözü vermek istiyorum. Buyurun Sayın Yüksel. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Öncelikle ben İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası değerli başkanı ve yöneticilerine bizleri sizlerle buluşturdukları için, misafir ettikleri için teşekkür ediyorum. Sizlere de saygılar sunuyorum. İş Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Sicil Dairesi Başkanıyım. Dairemiz biliyorsunuz sizler de işinizin büyük bir çoğunluğu Ticaret Sicil Müdürlüklerinde oluyor. 238 tane Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün kurumsal kapasitelerinin arttırılması, hizmetteki kalitesinin arttırılması, işlemlerin standart hale getirilmesinin yanı sıra Mersis bilgi sisteminden sorumludur. Bugünkü seminerin konusu olan, zamanınızı da çok almayacağım çünkü arkadaşlar uygulamaya yönelik önemli noktalara sunumlarında değinecekler. Ben bir özetle Mersin tarihsel bir süreci, yaptıklarımız ve bundan sonra sistemle ilgili yapacaklarımız hususunda bir özet bilgi vereceğim. Sözümü de arkadaşlara bırakacağım. Mersis esas itibariyle 2006 yılında fikri olarak tohumlara atılmış bir bilgi sistemidir. O zaman bilgi toplumu stratejisi ve eylem planında yer alan iki tane ayrı proje, yani Merkezi Düzel Kişilik Bilgi Sistemi ve Çevrim İçi Şirket İşlemleri projelerinin birleştirilerek tek bir sistem halinde toplandığı bir sistemdir. Sayın Başkan da ilk sunarken ifade etti. İlk olarak, pilot olarak 2010 yılında Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde uygulamaya alınmış. Daha sonra da fiziki ortamdaki verilerin sisteme aktarılması veya sicil müdürlüklerinin mühasıran kendi bilgi sistemindeki verilerin Mersi aktarılmasıyla birlikte tamamıyla 2015 yılında devreye alınmış ve tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanmış bir sistemdir. Temel olarak iki fonksiyonu icra etmek üzere kurulmuş bir sistemdir. İlk fonksiyonu sizler biliyorsunuz. İlk fonksiyonu ticari sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve ticari sicil kayıtlarının elektronik ortamda depolanarak sunulmasını amaçlayan temel bir fonksiyonun yanı sıra ikinci fonksiyonu ise tüm tüzel kişilerin, ekonomik birimlerin, yani vakıflar, sendikalar, dernekler, serbest meslek erbapları, hatta ileride apartman yöneticileri dahil sisteme tekil bir numara olarak alınıp
kamu kurum kuruluşların, kamunun ihtiyacı olan bilgilerin bu sistemden sunulması amaçlanmaktadır. Biliyorsunuz kanun 2012 yılında değişti. Kanun değiştikten sonra sistemin de bir takım bu mevzuat değişiklikleri sebebiyle bir takım değişiklikler yapılması gerekiyordu. Altyapının da yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Bu süreçte bu çalışmalara başlandı. En son 6/3/2017 yılında Mersis'in ikinci versiyonu diyebileceğimiz versiyonu devreye alındı. Tabi İstanbul'da durum biraz farklıydı. İstanbul kuruluş işlemlerini Mersin'den yapıyordu. Değişiklik işlemlerine de yaklaşık herhalde geçtiğimiz Mayıs ayında devreye aldık. Tabi biz bunu devreye alırken şimdi İstanbul Büyükşehir sicil kayıtları bakımından da Türkiye'nin yarısından fazlasını işgal ediyor. Dolayısıyla devreye alırken yani hangi sorunlarla karşılaşırız diye çok korkuyorduk. Bu anlamda korkumuzun yersiz olduğunu gördük. Çünkü yani bu sizlerin sayesinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün çabaları sayesinde bir de sizlerin düzenlemelere gösterdiğiniz hassasiyet ve değişime ayak uydurma kabiliyetiniz sayesinde oldu diye inanıyorum. Diğer illerde çünkü bayağı bir sorunla karşılaşmıştık. 2017 yılında devreye aldıktan sonra işte bir iki hafta yine her sistemde olduğu gibi bu sistemde de sancılı birkaç dönem geçirdik. Ama tabi bunu sizler daha iyi takdir edersiniz. Başlangıçtan çok çok iyi noktada olduğumuzu düşünüyorum. Daha da sizlerin katkılarıyla iyi olacağız inşallah. Yeni sistemde tabi önceki sistemde olmayan ve mevzuatın öngördüğü birçok kontrol sisteme dahil edildi. Buradaki amaç da şuydu, hem kullanıcı dostu bir sistem oluşturmak, aynı zamanda verinin girişinde yani sicil müdürlüğüne yapılacak başvurunun hazırlığında kullanıcının en az şekilde hata yapmasını engellemek, aynı zamanda da sicil müdürlüğünün doğru mevzuata uygun bir şekilde tescil işleminin gerçekleştirmesi amaçlanmıştı. Tabi bazı bu süreçte eleştirilerle de karşılaştık. Ama bunlara baktığımız zaman aslında birçoğu şundan kaynaklanıyor. Aslında mevzuatta olan ama önceden kontrolsüz bir şekilde sistemde girişi yapılan alanlar şu anda kontrol koyulduğu için sanki hani Mersis'in engellendiği şeklinde bir algı oluşmuştu. Bunların birçoğunun sebebi vardır. Aslında oradaki kontrollerin yani sistemin izin vermemesinin birçok sebebi vardır. Öncelikle mevzuat anlamında ilgili alana bir baktığımız zaman muhakkak göreceğiz. Bunun dışında tabii ki eksiklikleri, sıkıntıları olabilir. Onları da bizlere iletirseniz hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağız. Yeni sistemle birlikte tabii kanunun yani en önemli özelliklerinden birini bahsedeyim. Hani yapı değişiklikleri, bölünme, tür değişikliği, birleşme işlemleri gibi karmaşık yapıdaki işlemlerin de elektronik ortamda sunulmazarak sicil müdürlüğüne hazırlıklarını yapılarak gönderilmesine imkan tanıdık. Özetle elektronik imzayla şirket kuruluşu hiç gerçekleşmedi ama şimdiye kadar şu anda hali hazırda elektronik imzayla şirket kuruluşu yapılması mümkün bulunmakta. Bunun dışında mobil imzayla sözleşmelerin imzalanmasına ilişkin çalışmalar da kısa sürede tamamlanacak. Mersis ülkemizin Sayın Başkan yine konuşmaların başında ifade etti. Gerçekten bu dijital dönüşüm anlamındaki en önemli aktörlerinden bir tanesi. İşte Mernis, Takbis, UAVT olmak üzere dört temel veri tabanından biri. Şu anda Mersis verileri 26 kamu kurum ve kuruluşuyla paylaşılmakta. Zannedip 11 tane daha çalışmalarımız devam ediyor, talepler var. Bu senenin sonunda zannediyorum bu rakam 50'ye ulaşmış olacaktır. O yüzden sicil
kayıtlarının sağlıklı ve güncel olması bu anlamda bizler için, diğer kamu kurumları için, tüm Türkiye için önemli. Bu süreçte özellikle Mersis'te ilgili vurgulayacağım şeyler, biliyorsunuz bu yatırım ortamının iyileştirilmesi 7099 sayılı kanun çerçevesinde getirilen bir takım düzenlemeler çerçevesinde sözleşmelerin kuruluşta şirket sözleşmelerinin deki imzaların tasdiki görevi sicil müdürlüklerine verildi. Bu anlamda da sicil müdürlüklerine büyük görev düştü. İmza beyanlarının, yine yetkililer için alınan imza beyanları sicil müdürlüğü huzurunda atılmasına ilişkin düzenleme getirildi. Bu işlemlerin çabuk olması açısından biz bu düzenlemeye uygun bir şekilde Mersin'de ne yapabiliriz diye düşündük. Oradan çıkan imza formlarının ondan sonra hazırlanmasına yardımcı olduk. Bunun dışında yine nüfus idaresiyle yaptığımız çalışmalar çerçevesinde kuruluştaki sahteciliğin önüne geçmek adına şu anda sicil müdürlüklerimiz yeni kimliklerde fotoğrafları sistem üzerinden görebiliyor. Siz kurucuların ibraz ettiği kimlikteki fotoğrafla karşılaştırma imkanına sahiptir. Aynı zamanda yine kuruculara kimlik bilgileriyle ilgili bir takım sorular sormak suretiyle sistem üzerinden bunların doğrulamasını yapabilmeleri mümkün bulunmaktadır. Yine sistemden ne yapıyoruz? Kuruluş esnasında Maliye Bakanlığı'na gitmeden, Gelir İdaresi Başkanlığı'yla yaptığımız entegrasyon çerçevesinde potansiyel vergi numarasını anlık olarak alıyoruz. Yine o numarayla birlikte Maliye Bakanlığı şirketin adres kaydına göre vergi dairesini yine elektronik ortamda otomatikman atıyor. Bunun dışında kuruluşta da biz yine Maliye Bakanlığı'na kuruluşa ilişkin, şirkete ilişkin bilgileri elektronik ortamda anlık olarak iletiyoruz. Yine bu 5510 sayılı kanun kapsamında getirilen değişiklikler vardı. Yatırım ortamı iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında. Şu anda kuruluşta ayrıca SGK'ya gitmeden iş yeri tescili kuruluştaki beyanlarla elektronik ortamda SGK nezdinde Mers'e girilen bilgilerle otomatik olarak yapılmakta. Sadece daha sonraki değişiklikler yine SGK'nın kendi sistemine bildirilmekte. Tabu Kadastro Genel Müdürlüğü ile entegrasyon çalışması yaptık. Şu anda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de geçtiğimiz ay bir genelge yayınladı. Onlar da artık Tapu'daki işlemler için Ticaret İl Müdürlüklerinden alınmış yetki belgelerini kullanmayacaklarını, sistemden doğrudan gelen veriler üzerinden işlem tesis edeceklerini ifade ettiler. Defter tasdik bilgileri yine aynı şekilde sistem üzerinden defter tasdik bilgileri girilmek suretiyle sicil müdürlüklerimiz rahat bir şekilde bu işlemi yapabilmekte. Aynı zamanda yine Maliye Bakanlığı'na kuruluştaki defter tasdik bilgileri elektronik ortamda iletilmektedir. E-Devlet'le yaptığımız entegrasyonlar var. Bunlardan bir tanesi, bunu uzun süre önce açtık. Gerçek kişiler yine E-Devlet üzerinden sahibi, yetkilisi olduğu, ortağı olduğu firmaları, şirketleri sorgulayabiliyorlar. O imkana kavuştular. Böylece aslında uzun süre önce ortaklıktan ayrılmış veya yetkili sıfatı ortadan kalkmış kişiler bakımından sicil kayıtlarında güncellenmesi, müdahale edilmesi ya da kendi adına kendi kimliği kullanılarak sahte işlem tesis edilmesi durumunun tespit edilmesi de bu konuyla birlikte önem arz etmektedir. Diğer bir E-Devlet'le entegrasyon çalışmamızda
gerçek kişiler üzerinden biliyorsunuz, E-Devlet kapısı üzerinden gerçek kişilere sunulan hizmetler var. Bunlardan en basiti işte adına kayıtlı olan araçların sorgulanması hizmeti diyeyim. Bu örnek üzerinden gidersek, bu yaptığımız entegrasyon sayesinde işte tüzel kişilerin yetkilileri de, yani şirketlerin yetkilileri de şirket adına kayıtlı araçların sorgulayabilecekler. Bunun dışında E-Devlet üzerinden iş dünyasına yönelik verilen her türlü hizmeti şirket yetkilileri ya da Mersus üzerinden yetkilendirdikleri kişiler tarafından yapılacak. Yürütülen çalışmalarımız, biraz önce ifade etmiştim, elektronik imzayla şirket kuruluşu mümkün bulunmakta. Mobil imzayla da çalışmalar bu ay içerisinde tamamlanacak. Bunun dışında şu anda biliyorsunuz Mersis'e kullanıcılar sistem üzerinden üretilen kullanıcı adı ve şifrelerle giriş yapmaktadırlar. Bu ayın sonunda ikili bir yapıya geçiyoruz. Kullanıcılar hem E-Devlet kapısı üzerinden, E-Devlet şifreleri üzerinden Mersis'e giriş yapacak. Mevcut kullanıcı adı ve şifreler bir süre aksaklık yaşanmaması sebebiyle o uygulamayı da devam edeceğiz. Ama bir süre sonra o sistem üzerinden üretilen kullanıcı adı ve şifreler tamamen ortadan kalkacak. Herkes kendi E-Devlet şifresi ile birlikte E-Devlet kapısından Mersis'e giriş yapacaklar. Böylece o, hani uygulamada sıklıkla rastlıyoruz, hani şifreyi unuttuk veya kullanıcı adının değiştirilmesi, ilgili bildirimlerin doğru kullanıcı adı tarafına gitmemesi gibi sorunlar da ortadan kalkmış olacak diye düşünüyorum. Bu Mersin biraz önce bahsettiğim ikinci fonksiyonuna yönelik olarak dernekler ve vakıflarla yakın temas içindeyiz. Onları da sisteme bu sene içerisinde dahil edip onlara da birer Mersi numarası vereceğiz ve onların bilgilerinin de Mersi üzerinden sorgulanmasını sağlayacağız. UYAP'la bir entegrasyon çalışmamız devam ediyor. Bu çalışma sonucunda da işte tüzel kişiler veya yetkililerine ilişkin verilen ve sicile kaydedilmesi gereken bir takım kısıtlama işlemlerinin ya da buradan iflas kongortoda ilişkin sicile yapılacak bildirimlerin sistem üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Ticari Sicil Gazetesi ile bir çalışmamız devam ediyor. Bu çalışma sonucunda da inşallah bu sene tamamlayacağız onu da. Ticari Sicil Gazetesi ilanlarında elektronik ortamda doğrudan daha hızlı bir şekilde yayınlanmasını sağlayacağız. Yani aynı gün tescil ve aynı gün ilanı inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun dışında önemli iki çalışmamız daha var. Yani sizleri de yakından ilgilendiren çalışma. Birincisi, o çalışmalara başladık, bir mesafe aldık. Genel kurul toplantıları için ticaret il müdürlüklerinde yaptığınız bakanlık temsilcisi görevlendirme talebini hiçbir şekilde şeye gitmeden, il müdürlüğüne gitmeden elektronik ortamda yapılması imkanı getireceğiz. Bu çalışmamız devam ediyor. Onun dışında yine belki birçoğunuz gelmiştir, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi, bakanlığımızın izne tabi şirketler bakımından bu izni almak için Ankara'ya geliyorsunuz maalesef. İnşallah bunu da kısa zamanda ortadan kaldıracağız. Bu işlemi de yine elektronik ortamda yapıp gerekli izni size elektronik ortamda göndermeyi amaçlıyoruz. Bunun dışında yine Sanayi Bakanlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılması gereken bir takım sicil müdürlüğünce yapılması gereken bildirimler var. Bunu da bu sene içerisinde gerçekleştirip elektronik ortamda o bildirimlerin yapılmasını sağlayacağız. Ben teşekkür ederim sizlere. Bunun dışında yani sistemle ilgili, yani sistemi geliştirecek sürekli kullananlar sizler olduğunuz için sistemle ilgili eleştirilerinizi sunum sonunda iletişim bilgilerimizi vereceğiz, benim de arkadaşlarımın da. Sistemle ilgili katkılarınızı, eleştirilerinizi lütfen hiç çekinmeden bizlere bildirin.
Yani sizlerin sayesinde bu sistemi de geliştirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Saygılar sunarım. Evet, Ticaret Bakanlığı Ticaret İşçi Daire Başkanı Sayın Serkan Yüksel'e çok teşekkür ediyoruz. Biz öyle bir dünya çizdi ki sanıyorum çok yakın bir zamanda herhalde mesafeler tamamen ortadan kalkacak. Bilgisayar ekranlarımızda tüm işlemleri belki tek kullanıcı adı ve tek kullanıcı koduyla, hayalimizde bu herhalde, işte tek şifreyle yapabilmek. Çünkü şifreler arasında zaman zaman sorunlar yaşayabiliyoruz, unutabiliyoruz. Olmadık yerlere yazıyoruz, sorunları tekrar aramak için bayağı çaba sarf ediyoruz. Sayın Yüksel, bizlere süreçten, fonksiyonlardan, üniversite sisteminin ve yeni uygulamalarından söz etti. Yeni yeni alanlar açtı bize, çok teşekkür ediyoruz. Evet, ikinci konuşmacımız yine bakanlığımızın Mersin Şube Müdürü olarak görev yapan Sayın Hüseyin Gürer Seçkin. Sözü kendisine vermek istiyorum. Buyurun Seçkin. Sayın Başkan, değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Ticaret Bakanlığı İhtişat Genel Müdürlüğü Ticaret İstihbarat Dairesi Mersin Şube Müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün size halen kullanmakta olduğunuz Mersin'le ilgili bazı hususları dikkatinize sunmak üzere huzurunuzdayım. Bilindiği üzere Mersin genel yasal altyapısında baktığımızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 24. maddesi, yine bakanlığımızın kuruluş ve görevleri hakkındaki bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 466. maddesinin I bendi ve ticaret sicil yönetmenin 13. maddesi uyarınca ticaret sicil işlemleri Mersin üzerinden gerçekleştiriliyor. Mersin'de ticaret sicil şirketler, kooperatifler ve ticari işletmelerin kayıt, değişiklik ve terkin olmak üzere 3 temel sicil işlemi gerçekleştirilmekte. Sisteme hepinizin bildiği gibi yansıda da gördüğünüz internet adresinden ulaşılıyor. Öncelikle kuruluş işlemleri için, daha doğrusu sistemi kullanmak için her kullanıcının bir üye ol bölümünden üye olması gerekiyor. Ve kullanıcı adı ve şifresiyle kendisi belirleyerek sisteme girişini sağlıyor. Yani şu anda mevcut hemen 800 bine yakın kullanıcıya hizmet vermekteyiz. Mevzuat gereği sistemde yansıda gördüğümüz işletmeler için belirlenen bilgileri tutuyoruz ve bunların değişikliklerini tutuyoruz. Ve bunları da zaten başvurularla alıyor ve tescil işlemleri sonrası sistemde sicil esas defterlerine eklemiş oluyoruz. Sistemde mevcut ticaret kanunda yer alan tüm şirketler, bakanlığımızın görev ve yetki alanında olan 27 adet kooperatif, Tarım Bakanlığı'na ait 9 kooperatif, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait 23 kooperatif ve bunlara ait 25 adet üst kuruluş olan birliklerin hepsinin örnek sözleşmeleri yer almakta ve bu sistem kullanıcıya, sistem üzerinden kullanıcıya sunulmakta ve sözleşmeler kolay ve hızlı bir şekilde oluşturulması sağlanmaktadır. Yine kuruluş işlemlerinin sırasında ne yapıyoruz? Sayın Başkan'ın da daha evvel bahsettiği üzere sistem üzerinden potansiyel vergi numarası ve vergi dairesi bilgilerini alarak sistemin kullanıcıyı veya vergi dairelerine göndermeden işlemin başlanması sağlanıyor. Mevzuat doğrultusunda sözleşmelerdeki imzaların da onayı için 3 seçeneği sunuyoruz. E-imza, noter onayı ve TSM onayı. Ayrıca yine kuruluş işlemlerinde Sosyal Güvenlik Kurulu'na yapılacak bildirimler ve e-bildirge işlem yetkilisi, şirket sözleşmelerinin kurucu ortaklar tarafından TSM huzurunda imzalanması, TSM'de imzalayan kurucudan aynı zamanda şirket temsili yetkilendirmeli durumda imza beyannameleri tamamen sistem üzerinden oluşturulması, sicil müdürlükleri üzerinden yapılmakta.
Ayrıca yine ticari defterlerle ilk açılış onayları da kuruluş işlemleri sırasında ticari sicil müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir. Sistem üzerinde bu tüm işlemler tamamlanmakta, oluşturulan sözleşmeler TSM'nin onay listesine düşmekte, sicil müdürlük tarafından yapılan inceleme sonucu tescil işlemi gerçekleştirme ve aynı anda da firmanın sicil tasdiknamesi oluşturulmakta ve bununla beraber hem SGK hem gelir idaresine yapılması gereken bildirimler de sistem üzerinden iletilmekte olup en sonunda Ticaret Sicil Gazetesi'ne de ilanın gönderilmesiyle birlikte bu serüven, kuruluş serüveni tamamlanmış oluyor. Yansıda da gördüğünüz gibi basit bir krokide gördüğünüz üzere 4 adım veya en fazla 5 adımda sistem üzerinden işlemlerin yapılması sağlanmış oluyor. Değişiklik işlemlerine gelince, değişiklik işlemlerinde kullanıcılar firmanın kendi yetkilileri veya firma yetkilileri tarafından vekalet verilmiş kişiler tarafından yapılabilmekte. Kişiler başvuru işlemleri için sisteme girdiklerinde değişiklik başlat işlem yapacakları firmayı çağırarak değişiklik başlat seçeneğini çağırarak sistemde yansıda gördüğünüz tüm işlemleri değişiklik işlemlerini dahil yapmak durumunda olanağa sahipler. Geçen yıl İstanbul ilinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce yapılan değişiklik ve kuruluş işlemleri sayılarına baktığımızda hemen hemen ülkenin gerisindeki yapılan işlemin yarısına sahip gibi gözüküyor. Yani 56 bin kuruluş işlemine karşılık 310 bin değişiklik işlemi yapılmış. Diğer TSM'lerde yani diğer sicillerde 186 bin değişiklik işlemi oluşturulmuş. Değişiklik işlemlerini firma yetkilisi tarafından çağrıldığı zaman firmanın sayfasında aynı kuruluş işlemlerinde olduğu gibi sol taraftaki menülerimiz var. Bu menülerden hangisinde değişiklik yapmak istiyorsa onu çağırıp içindeki işte değişiklikleri başlatma imkanına sahip. Mesela pay devirleri bizim için genelde aldığımız feedbacklerde hep bazı sorunlar olduğu ifade edilir. Burada pay devri işlemlerinde ya mevcut ortaklar arasında yapılırsa bir sorun yok. Ama dışarıdan bir ortak yapılması halinde o ortağın gerçek kişi, tüzel kişi veya dış tüzel kişi diye ifade ettiğimiz kişilerin eklenmesiyle pay devri işlemlerini yapmak durumundalar. Ve yeni bir ortak girişi sonrasında ekranın sol bölümünde yer alan pay sekmesi seçiliyor ve buradan pay devrinin yapılması sağlanmış oluyor. Pay devrinin en önemli sonuçlarından bir tanesi firmaların pay değişikliği yapılan pay devirlerine nedeniyle tek ortaklı şirkete dönüşümleri durumu veya bundan çıkışları durumu söz konusu. Bunu da sistem üzerinden yapma imkanımız mevcut. Diğer bir husus anonim şirketlerdeki pay devirleri. Hepinizin bildiği üzere bu bir mevzuat gereği pay devirleri takip edilmediği için sistemde de bununla ilgili bir tescil yok. Fakat bir ilan oluşturuyoruz ve bunu tescilsiz ilanlar arasında sistem üzerinden oluşturulmasını sağlıyoruz. Yine bu pay devirleri sırasında tek pay sahipliği işlemleri, özellikle anonim şirketlerde tek pay sahipliği işlemlerinde bir değişiklik varsa ya tek pay sahibi değişmiş olabilir ya da çok pay sahipliğinden tek pay sahipliğine giriş olabiliyorsa bunu da sistem üzerinden anonim şirketler için sistem üzerinden yapılıp onaya gönderilerek tescili yapılmaktadır. Ünvan belirleme usulleri. Bilindiği üzere bizim ünvan tebliğimizde yer aldığı üzere benzersiz ünvan olması gerekiyor. Benzer ünvan olması halinde sistem buna izin vermiyor. Ayrıyeten ünvan rezervasyonu yapıldığında biz kullanıcıya firması için yapılan ünvan rezervasyonunun yapıldığını 3 gün içinde bunun onaya gönderilmesini 3 gün sonra eğer gönderilmezse bu rezervasyondan dolayı ünvan rezervasyonun kaldırılacağını ifade ediyoruz. Ve bu süre içerisinde işlemi tamamlarsa
kullanıcı firma ünvan değişikliğini tamamlamış olacak. Bazı zaman ünvan değişikliği yaparken kullanıcılar sistemde yansıda gördüğünüz bir şeyle karşılaşabilirler. Yani kök ünvanda şu kelimeyi kullanamazsınız gibi bir takım mesaj iletilebiliyor. Bu tür durumda olması halinde slaytların en sonunda vereceğimiz iletişim bilgilerimizden bize iletirseniz biz bunun ünvan üzerinde kullanılması noktasındaki onayı verir. Daha sonra eğer benzer ünvanınız yoksa kullanma imkanına sahip olabilirsiniz. Bir diğer hususumuz da adresler. Artık sistem üzerindeki adresler tamamen UAVT üzerinden alınmaktadır. Hiçbir şekilde serbest bir adres girişi sistemde mevcut değildir. Eğer UAVT'de tanımlı bir adres değilse de zaten sisteme eklemek mümkün değil. Ve bunun için ya ilgili belediyeye gidip sistemi adresin tanımlanması gerekir. Ya da zaman zaman özellikle o DASK ve şeyi üzerinden NV'yi üzerinden yapılan sorgularda görüldüğü halde bizde Mersis'te görülmediği ifade edildiği zaman da bazı hatalı adres kayıtları olabiliyor veya güncellemenin verdiği bir zaman aşımından dolayı bir sıkıntı olabiliyor. Bu durumlarda da ilgililer bakanlığımıza müracaatları halinde gerekli kontrollerini yapılarak kendilerine bilginin dönüşü sağlanır. Sermaye değişikliklerinde de aynı husus geçerli. Sermayenin artırımı ve azaltımı alanında yeni sermaye ve toplam sermaye adetleri yazılarak kaydediliyor. Burada eğer imtiyazlı pay gruplara ayrılma sermayenin gruplara ayrılması söz konusuysa o yapılıyor. İmtiyazlı pay var ise bunlar sisteme eklenmesi sağlanıyor. Aynı sermaye konulmuşsa aynı sermayenin ne olduğu, nasıl olduğu, neden teşkil ettiği konusundaki bilgileri sisteme eklenerek bunun sistemde sermaye maddesinde yer alması sağlanıyor. Ayrıca bu arttırılan sermayenin nereden karşılandığını, nasıl karşılandığını anlatmak üzere de sermaye ilişkin açıklama alanına bilgiler kaydedilerek sistem işlemine devam etmeyecek. Diğer bir husus, yetkili değişiklikleri. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi, özür dilerim. Limited şirketlerde müdür ortaklardan herhangi birinin yetkili olarak seçilmemesi durumunda dışarıdan yetkili seçimine izin vermiyoruz. Aynı şekilde anonim şirketlerde de yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinin yetkili olarak seçilmemesi durumunda dışarıdan bir yetkinin seçilmesine izin vermiyor. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ayrıyeten yetkililerde tüzel kişilerin de yetkili olarak eklenmesi söz konusu. Bu tüzel kişiler veya dış tüzel dediğimiz kişilerin eklenmesi halinde en fazla bir adını hareket edecek kişi eklenmesini sağlayabiliyoruz sistemde mevzuat gereği. Bazı zaman bazı talepler geliyor. Aynı tüzel kişiye iki tane veya üç tane adını hareket edecek kişi eklenmesi noktasında. Bunlar sadece tüzel kişi adına bir kişi ekleyebiliyoruz. Diğer kişilerin gerçek kişi olarak eklenmeleri mümkün olabiliyor. Ayrıca sistemde eklenen kısıtlamalar gereği kişilerin temsilci olmaları da engelleniyor. Özellikle çek yasaklılığı durumunda olan kişilerin tekrar yetkili olmaları noktasında sistem üzerinde bir kontrol etme mekanizması oluşturulmuş durumda. Yönetim kurulları ve yetkililer, anonim şirketlerdeki yetkililer ve yönetim kurulları. Yönetim kurulları başlığında bizim üç alanımız var. Bunlardan bir tanesi yönetim kurulu üyeleri, bir tanesi temsile yetkili olanlar ve görev dağılımı. Bu üç alanında ayrı ayrı eklenmesi ve ona göre düzenlenmesi gerekiyor. Bir de yetkililer arasında
özellikle yetki şekillerinde münferiden veya müştereken seçim olması halinde, özellikle müştereken seçimlerde müştereken kimlerle yetkili olduğunun ilişkilendirilmesi lazım. Yani 3 kişilik bir yönetim kurulumuz var. 3 kişilik yönetim kurulumuzda hepimiz müşterek yetkiliyiz ama sistemde müşterek yetkili olarak seçtiğimiz kişinin kimlerle müşterek olduğunu da sistemde seçerek tescil edilmesini istiyoruz ve bu şekilde tescil edilerek sistemde kiminle müşterek olduğu bilgisi tescil edilmiş oluyor. Firmanın diğer ana sözleşme başlıkları noktasında değişiklikleri de sistemde yer alan başlıklara girip herhangi bir metin içerikli alan olduğu için yeni metin eklenmesiyle ilan metinlerinin oluşması sağlanıyor. Diğer bir husus yine iç yönergenin tescili. Burada da sistemde yer alan yönetim iç yönergesi başlığına giriliyor. Burada ilgili şirket organ kararıyla girildikten sonra açılan ekranda iç yönergenin metinsel olarak eklenip onaya gönderilerek sistemden tescilinin sağlanması üzerine sicile iletilmiş oluyor. Merkez nakilleri için önemli bir hususu var. Merkez nakilleri ile ilgili bir başvuru yapılırsa bu konuda gitmeden evvelki TSM'den özellikle belgeyi önceden alması gerekir. Yoksa başvuru yapıldıktan sonra merkez nakli belgesini alması mümkün olmamakta. Ayrıca merkez nakli işlemlerinde sadece merkez nakli işleminin yapılmasını sağlıyoruz. Bunun dışında aynı taleple başka bir ünvan değişikliğidir. İşte hisse devri gibi diğer değişikliklerin yapılması mümkün olmamakta. Terkin işlemlerini bildiğimiz üzere bir terkin başlat başlığında bir alanımız var. Buradan girip firmanın terkin işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Ad soyad değişiklikleri yeni uygulamayla birlikte oluşan bir alanımız. Burada ad soyad çeşitli mevzuat gereği veya kişilerin mahkeme kararlarıyla gelen veya bu özellikle evlenme ve boşanma gibi bir takım durumlardan dolayı oluşan durumlarda oluşturduğumuz bir tescil bölümü. Burada kişinin yeni ad soyadlarının düzenlenmesini sağlıyor ve bunun tescilini sağlıyoruz. İnternet sitesi tescil işlemleri yine internet sitesi tescil edilecek firmalar için ilgili alan doldurulup ve onaya gönderilmesiyle tescil işlemleri tamamlanıyor. Diğer bir Sayın Başkan'ın da bahsettiği yeni bir alanımız yapı değişiklikleri. Var olup da daha derli toplu ve daha basit bir alana duruma getirilen bir yapı değişiklikleri birleşme bölümü ve tür değişikliğini kapsıyor. MERS üzerinde birleşme işlemleri devralan şirket tarafından başlatılıyor. Devralan şirket MERS'e giriyor. Orada yapı değişikliği alanını seçiyor. Açılan ekranda var olan şirket veya işletme üzerine değişiklik işlemleri basıp işlemine devam ediyor. Şu ekranda gördüğümüz başlık altından ilgili firmayı seçiyor. Devralan olarak başlatıyor birleşmeyi. Gelen ekranda devir alınanları seçiyor. Hangi firmaları devir alacaksa onları seçiyor ve karar bilgilerini girerek işlemini tamamlıyor. Devir alınanlar seçildiğinde açılan ekranda verisi girilerek şirketi çağırıp ekliyor. Daha sonra devir olan şirket de aynı şeyi alıp bir işlem başlatıyor ve kendisine birleşmeye katılıp katılmaması noktasında bir soru soruluyor. Eğer katılacaksa kabul edip işlemi onaylıyor ve bu şekilde birleşme işleminin oluşması sağlanmış oldu. Bir diğer husus bölünme. Bölünmede de tam tersi aslında. Bölünmede bu sefer devir olanlar başlatıyor. Ve devir olanların başlattığında
devir alacaklar seçiliyor. Ondan sonra devir alanlarda seçimlerini sağladıktan sonra her iki başvuruda oluşturduktan sonra işlem onaya gönderiliyor. Onayı gönderilmeden sonra da tescil işlemleri tamamlanmış oluyor. Bir de tür değişikliği var. Tür değişikliği zaten hepiniz malum olduğu üzere aslında bir kuruluş işlemi. Aynen bir kuruluş işleminde yaptığınız bütün işlemlerin aynısını tür değişikliği için yapıyoruz. Yine tür değişikliği alanında yapı değişikliği alanından tür değişikliğini seçiyoruz. Firmayı hangi türe dönüş sağlayacaksa onu seçiyoruz. Ondan sonra da gelen alandaki bütün sol taraftaki bütün alanlar bir kuruluş işleminde olduğu gibi tek tek dolduruluyor. Onaya gönderilirken potansiyel vergi numarası alıyor, yeniden vergi numarası alıyor ve böylece TSM'ye, sicile tescil için iletilmiş oluyor. Tasfiye işlemlerinde de yine ekranda gördüğümüz bütün değişiklik işlemlerinin yapıldığı alandan tasfiye işlemi başlat diyoruz. Gelen alanda karar bilgileri, tasfiye memurları zorunlu alan olarak giriliyor. Bilindiği üzere tasfiye memurlarının en az birinin Türk vatandaşı ve yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması şart olduğundan sistem bu hususta kontrol ederek ve ünvanını da başına tasfiye halinde getirerek sicile onaya iletilmiş oluyor. Tasfiyeden sonra da tasfiye sonrası terkinlerde de bildiğiniz üzere terkin başlatıyoruz. Terkin işlemlerinde de karar bilgilerini girip onaya göndererek sistem tasfiyeden terkin işlemini tamamlamış oluyor. Tasfiyeden dönüş var. Tekrar firmanın durumuna göre. Tasfiyeden dönüşte de aynı başlık altından tasfiyeden dönüş başlığından seçiyoruz. Burada gerekli alanları doldurup burada da ünvanda tasfiye halindeki bilgi kalkıyor ve sistemden tescil edilmek üzere sicil müdürlüğüne iletiyor. Şimdi bu işlemler yaparken özellikle değişiklik yapacağınız firmayı çağırdığınız zaman sistemde alt tarafta kırmızı bir bant göreceksiniz. Zaman zaman her firmada rastladığımız şeylerden değil. Ama yansıda gördüğünüz mesajlardan bazıları size gelebilir. Şubenin merkezi girilmemiş. Firma toplam hisse adedi ortaklara dağıtılan toplam hisse adedine eşit değildir gibi. Bu tür mesajlarla karşılaşmanız halinde ya ilgili sicil müdürlüğüne, bakanlığımıza, bizim çağrı merkezimize, biraz sonra iletişim bilgilerini ileteceğim çağrı merkezimize iletirseniz anlık bilgilerle size dönüş sağlayarak işlem yapmanızın önündeki engeli kaldırmış oluruz. Söz konusu talepleriniz için yansıda gördüğünüz bakanlık çağrı merkezimiz var. Hem kullanıcı ve uygulama ile ilgili taleplerinizi oraya iletebilirsiniz. Mersis destek dediğimiz kullanıcı bilgileri ile ilgili taleplerinizi iletebileceğiniz bir adres. Bir de alt tarafta telefonlar bizim Ticaret Sicil Daire Başkanlığı'nda görevli, Mersis'te görevli arkadaşlarımız, ben dahil olmak ve başkanımız dahil olmak üzere hepimizin telefon numaralarıdır, direkt numaralardır. Arayabilirsiniz ve orada gördüğünüz mersis@ticaret.go.tr adresinde de mail olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yalnız taleplerinizi iletirken sizden ricamız firma, sicil numarası, ünvan gibi bilgileri lütfen ve vergi numarası gibi bilgileri iletmenizi rica ediyoruz ki biz size daha çabuk bilgi dönüşü sağlayalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Seçin'e çok teşekkür ediyoruz. Bütün aşamaları bize tek tek gösterdi. Zaman zaman sorular da aklımıza takılmıyor değildi. Soru cevap kısmında yine yazacağınız sorularla tekrardan açıklık getirebiliriz.
Evet, İstanbul'dan katılan tek katılımcımız Sayın Ebru Acukçu, İstanbul Ticaret İlçe Müdür Yardımcısı. Daha çok sorunlar üzerinden gidecek arkadaşımız. Evet, söz kendisinde. Açamıyorum. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ebru Acukçu, Ticaret Sicil Müdürlüğü Müdür Yardımcısıyım. Mersis Müdürümüz Hüseyin Bey, baştan sona size Mersis girişleriyle ilgili bilgiler verdi. Ancak ben bir uygulamacı olarak uygulamada sıklıkla karşılaştığımız hatalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine duracağım. Öncelikle Hüseyin Bey dediği gibi değişiklik işlemleri içine girdiğimiz zaman sol tarafta ünvan, ortak, pay, sermaye gibi bir takım bilgiler var. Onlardan istediğimiz alana giriş yapmak suretiyle işlemlerimizi yapıyoruz. Artık yaklaşık kaç aydır, Mayıs'tan beri bu işlemlerin içindeyiz. Gitgide daha da girişlerde düzelmeler var. Bunu daha önce de bir yerde paylaşmıştım. Gerçekten umut verici. Aslında çok zor bir sistem değil. Sadece yapmanız gereken biraz pratik yapmak. Yoksa sistem size her yerde bir takım uyarılarla, bir takım yönlendirmelerle ilerlemenizi sağlıyor. Şimdi öncelikle ünvanla başlamak istiyorum. Ünvan alanına girdiğimiz zaman 3 ayrı bölümden oluşuyor. Ünvan işletme adı ve ünvana ilişkin açıklama. Biz ünvan değişikliği yapıyorsak mutlaka ünvanla ilgili kısımdaki rezerve et düzenle alanına girmemiz lazım. Ama sıklıkla karşılaşıyoruz ki genellikle bu benzer ünvanla karşılaşıldığında oluyor. İşletme adı alanına giriş yapılıyor ya da ünvanın birebir aynı tekrar işletme adına giriliyor. Bunları yapmamamız gerekiyor. Ünvan alanındaki rezerve et düzenli alanından giriş yapmak suretiyle ünvanımızı belirliyoruz. Zaten orada da size bir takım uyarılar geliyor. Hüseyin Bey de anlatmıştı yine bunları. Ve yanlış bir düşünce var. Mersis kabul ettiği zaman bu ünvan geçerli olacak anlamına gelmiyor. Tescil edilecek anlamına gelmiyor. Burada bir üstte de bir ünlemle uyarı var. Özellikle mevzuata uygun inceleme yapıldıktan sonra ünvanın kullanılamayacağı ya da tescil olup olmayacağı belirleniyor. İkinci husus adresler. Adreslerde iki çeşit adres değişikliği var. Bir ana sözleşme tadili yapmak suretiyle bir de kararla adresin, şirket merkezinin şu adresten şu adrese nakledilmesine karar verildi şeklinde. Eğer bu çeşit değişiklik yapıyorsak en üstte soldaki alanı tıklıyoruz. Sözleşme değişikliği olmaksızın adres değişikliği. Eğer ana sözleşmenin adres maddesini tadil ediyorsak sağdaki sekmeyi tıklıyoruz. Adres girişimiz birebir aynı. Adreslerde özellikle rica ediyorum sizlerden öncelikle ulusal adres veri tabanından adresin varlığını kontrol edip ondan sonra kararlarınızı alın. Kararları değiştirmek zorunda kalmayın. Bazen öyle adresler geliyor ki hiçbir şekilde yani bir sokak adı var, cadde adı var. O sokakta da o caddede aynı numaralara rastlayabiliyoruz. Tescil açısından sıkıntı olabiliyor. Öncelikle ulusal adres veri tabanından ya da Mersis'ten giriş yapmak suretiyle adreslerinizi belirler ve kararlarınızı alırsanız sizin için de zorluk yaşanmayacak.
Burada gerekli adresi girdikten sonra kaydet yapıp onaya gönderiyorsunuz. Yine burada bir sıkıntı yok. Bu arada en başta hatırlatacaktım. Değişiklik başvurunuz ne olursa olsun. Şurada sol tarafta en üstte yeşil değişiklik ön izleme var. Ne bilgi girmişseniz oradan bütün kaydını izlemeniz mümkün. Değişiklik başvurunuzu yaptıktan sonra lütfen ve lütfen oradaki değişiklik ön izlemeden kontrol yapmadan onaya göndermeyin. Şimdi tescil edilecek karar önümüze geldiğinde biz öncelikle karardan mevzuata uygunluğu açısından bakıyoruz. Ekstra bir işlem olarak Mersis'te girdiğiniz bilgileri de kontrol ediyoruz. Özellikle tarihlerin girdiği olayla yani işlemlerde yönetim kurulu seçimi gibi o kadar önemli ki oradaki tek bir tarihte ya da bir tek bir harfteki bir şeydeki hata bizim de gözümüzden kaçabiliyor. Ama siz bir başvuru yapıyorsunuz, biz günde 100 tane başvuru inceliyoruz. Lütfen onları da dikkate alarak ön izlemeden bir neler girdiğimizi, neler değiştirdiğimizi kontrol ederek onaya gönderirseniz yine daha kolaylık olacaktır. Amaç ve konu değişikliğinde bunu özellikle aslında hiçbir şey yok. Amaç ve konuya girip ekle düzenli alanından amaç ve konusunun son halini yazıyorsunuz. Ancak şöyle söyleyeyim, Mersis'ten kurulmamış, kuruluşu eski tarihlere dayanan şirketlerin amaç ve konu maddeleri bizim kendi veri tabanımızda işte şunları 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 yapar ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler şeklinde geçiyordu ve ne oldu, bunlar Mersis'te aktarılırken aynen bu şekilde aktarıldı. Sizin kararınızda amaç ve konu maddesine herhangi bir ekleme yapıyorsanız ne diyorsunuz mesela, şu sayılı gazetede yayınlanan ana sözleşmedeki amaç ve konu aynı kalmak koşuluyla işte şunlar şunlar eklenmiştir gibi, burada lütfen buna o eklemeleri yapmayın. O bundan önceki amaç ve konunuz neyse onu yazıp arkasından yeni ilave ettiklerinizi de yazın. Şu an ne ise şirketin amaç ve konusu son hali burada olmak zorunda. Denetçiler, bağımsız denetçi kavramında şu var. Bağımsız denetçi, denetçiler alanına girdikten sonra size seçtirtiyor zaten. Gerçek kişi mi, tüzel kişi mi? Gerçek kişi ise gerçek kişi. Tüzel kişi ise tüzel kişiyi seçiyorsunuz. Burada Mersis numarası ister sizden, firma sorgu alanından hangi bağımsız denetçi şirketi seçecekseniz Mersis numarasını kopyalayıp buraya yazıyorsunuz. Burada yapılan hatayı şunu söyleyeyim. Bağımsız denetçi diyelim ki 2018 yılı bağımsız denetçisini atıyorsunuz. Bir yıllığını atıyorsunuz tabii ki. Genel kurul tarihinden başlamak üzere bir yıl süre veriyorsunuz. Halbuki bu böyle değil. Eğer 2018 yılı hesap döneminin denetimi için seçiliyorsa 1 Ocak 2018, 31 Aralık 2018 olmalı. Tabii bu özel hesap dönemine tabi şirketlerde farklı. Özel hesap dönemi hangi tarihte başlayıp hangi tarihte bitiyorsa bu tarihleri girmeniz gerekiyor. Şirketin süresi, o da şöyle, yine bunda bir zorluk yok. Süresizse süresize tik koyuyorsunuz ya da işte 50 yıl giriyorsunuz. Ancak buradaki süre şirketin kuruluş tarihinden başlamak üzere koyuyor. Onun için burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Eğer bazı ana sözleşme tadillerinde şu var. Tescil tarihine itibaren işte 50 yıl. Aslında düşünülen bugün tescili yapıldıktan sonra 50 yıl. Hayır, oraya 50 yıl girerseniz kuruluşunuz 30 yıl öncesindeyse aslında 20 yıl süre uzatmış oluyorsunuz. Bunu dikkate alarak süreleri belirleyiniz. Hisse devrinde şöyle, Hüseyin Bey bundan bahsetti ama ben biraz daha açmak istiyorum ve işin garibi neredeyse hiç hata yapılmayan bir husus bu. Hisse devirleri belki çok zevkli Mersin'den girişinin yapılması. Belki ondan kaynaklı. Ama ben yine de değinmek istiyorum. Hisse devri yaparken önemli olan nokta şu, biliyorsunuz sermaye bir limited şirketlerde bir payı en az 25 ve katları olmak üzere belirlenmelidir. Şimdi biz yine bu eski şirketlerden bahsediyorum. Mersis'te tescil görmüş şirketler ya da kuruluş Mersis'te yapılmış şirketler değil ama bizim kendi veri tabanımızda yıllar önce bir sermaye artırımı yapılmış. Sermaye artırımı yapılırken de bir payın değeri 100 lira belirlenmiş. Ama
bizim kayıtlarımızda o 100 liranın değeri girilmeden Mersi'ye aktarılmış. Mersi'ye aktarılırken de bir payın değeri belirli olmayan şirketler için de 25 lira olarak aktardığımızdan dolayı. Şimdi siz hisse devrini yaparken, pay adetlerini belirlerken ne diyoruz biz size? En son sermaye maddesinde belirlenen pay adetlerini girmelisiniz. Bu da demek oluyor ki oraya pay adedini girmeseniz de hisse devrinde biz yapıyoruz. Sadece sermaye maddesi tadillerinde istiyoruz ama Mersis'ten başvuru yaptığınızda pay adetleri de yer alıyor. Şimdi sizin bir payınızın değeri 100 lira olup 10 pay devrederken orada yani sizin yapmak istediğiniz işlemle Mersis'te 25 üzerinden devredilen pay adedi son sermaye maddenize uygun olmayacağından hisse devrini yaparken öncelikle bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Diyelim ki yanlış, biz her zaman söylüyoruz, yine sunumumun sonunda da söyleyeceğim. mersis@itorg.tr'ye mail atıyorsunuz. Oradan düzeltilebiliyor. Aynı şekilde 444-0486 çağrı merkezinden de Mersi'ye bağlanıp Mersi'deki arkadaşlarla görüşebilirsiniz. Bunu düzeltirebilirsiniz. Ya da PERPA Giyimkent ve Maltepe hizmet birimlerimizde ve merkezde mutlaka destek ekiplerimiz var, destek elemanlarımız var. Onlara da yaptırabilirsiniz. Şimdi hisse devri mevcut ortaklar arasında yapılabildiği gibi dışarıdan ortak almak suretiyle de yapılabilir. Mersis'te hisse devri Hüseyin Bey anlattı, pay devri butonuna tıklayıp pay alanından gerekli devir işlemi yapılarak yapılıyor. Ama şimdi dışarıdan birisine eğer devir yapacaksak öncelikle bu dışarıdan girecek olan kişiyi eklememiz lazım. Onun için de ortak alanına geliyoruz. Ortaklarımız kimlerden oluşuyor? Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve de dış tüzel tabir ettiğimiz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı olmayan kişilikler diyeyim. Bunlar neler? Vakıflar, dernekler, belediyeler, yabancı şirketler. Şimdi bunlar dış tüzel kişilik ortaya çıkınca ne var? Bu bir yabancı şirket olabilir ve bu yabancı şirket şimdiye kadar Mersi üzerinde işlem yapılmamış olabilir. İlk defa Türkiye'ye gelip bir ortak olacak, bir şirkete ortak olacak. Eğer bu kaydı biz bulamıyorsak, firma sorguda falan bulamıyorsak bunun kaydını, çünkü her bir kayda ait gerçek kişi olsun, tüzel kişi olsun, gerçek kişilerin evet kimlik numaraları var ama tüzel kişiliklerinde bir Mersis numarası olmak zorunda. Eğer bunu bulamazsak, kuruluş işlemlerinde yaptığımız gibi, kuruluş işlemleri diyorum 2012'de başladığımız için daha çok aşinasınız buna, yabancı kişileri ve dış tüzel kişilikleri mail atarak Mersis ekibine öncelikle bir Mersi'ye kaydettiriyordunuz. Yine bunu öncelikle kaydettirmiş olmanız lazım ve buradan da ortak olarak ekliyor olmanız lazım. Örnekte gördüğümüz bir gerçek kişi ekleme. Tüzel kişi eklemede zaten tüzel kişinin sicil numarası ya da Mersis numarası ya da ünvanıyla firmayı arayarak getirebiliyoruz. Dış tüzel dediğimizse kişiyi ise tüzel kişilik türünü giriyoruz. Ondan sonra ünvan, vergi numarası gibi bilgilerinden herhangi birini girmek suretiyle ekleme yapabiliyoruz. Onu ekledikten sonra bakın ben burada bir tüzel kişilik eklemiştim. Onu da eklediğimi nereden anlıyorum? Bakın yanında bir sil butonu çıktı. Mersis'te şirket içerisinde herhangi bir değişiklik yapmaktan korkmayın. Orada yaptığınız bir şey kayıtları bozmuyor. Çünkü onun tescili yapılmıyor. Her halükarda siz girdiğinizi çıkartabilir, onaya gönderdiğinizde reddini istersiniz, o başvurunuzu sildiğinizde şirketin kayıtları neyse o hale gelebilir. Onun için dediğim gibi ne kadar çok örnek yapar, ne kadar çok farklı şeyler üzerinde denemeler yaparsanız daha kolay anlayacaksınız bu sistemi. Gördüğünüz gibi sil vardı, ben bunu eklemiştim. Hemen sol tarafta dedim ya Mersi sistemi çok insanları yönlendirici, uyarıcı bir sistem diye pay alanında bir ünlem işareti çıktı. Bu bana diyor ki sen birini ekledin buraya, Türkçesi, ekledin buraya, paylar artık bir karman çorman oldu, birisine bir pay vermen lazım. Ne yapıyorum? Hemen pay alanındaki pay devrine geliyorum. Yukarıda devreden ortak var.
Bir altında onun toplam pay adedi var, devralan ortak var, toplam pay adedi var. Şimdi devreden ortağım kim, ortaklardan kim ise devri yapacaksa yanındaki sağdaki ikondan seçerek o ilgili kişiyi ekliyorum. Ondan sonra ne kadar hissesini devrediyor? İşte bakın burada pay adedi var, sermaye yok. Gördünüz mü? Onun için bizim buradaki bir payımızın değerinin orada Mersis'te doğru olması çok önemli. Devredeceğim pay adedini yazıyorum. Altta devralan ortak kim? Oradan gerekli kişiyi seçiyorum. Toplam pay adedi hemen buradan zaten bilgileri geldikten sonra ekle diyorum. Ondan sonra gerekli devrimi yapmış oluyorum. Şimdi sermaye maddesine geçelim pay devrinden sonra. Sermaye maddesinde bu bir limited şirket. Limited şirkette de anonim şirkette de benzer şeyler var zaten. Sermaye maddesi 3 ayrı şekliyle değiştirilebiliyor. Bir sermaye azaltımı, 4. Sermaye azaltımı, sermaye arttırımı, eş zamanlı sermaye azaltımı ve arttırımı. Şurada bir şey hatırlatmak istiyorum. Mersis dışı. Sermaye arttırımı azaltımı diye bir şey mevzuatta söz konusu değil. Eğer öyle bir şey varsa sermaye arttırımı yapıp arkasından onun tescilinden sonra azaltım yapmanız lazım. Buradaki bahsi geçen azaltım eş zamanlı arttırımdır. Sermaye bilgilerindeki diğer değişiklikler ise şirketteki bir payın değerini değiştirebilirsiniz. İmtiyazlı payları ayırabilirsiniz. Mevcut sermaye miktarı değişmeksizin sermaye maddesinde yapılacak olan değişiklikleri de bu alandan yapıyorsunuz. Şimdi limited şirketlerde sermayeyi arttırdık diyelim. Arttırdıktan sonra ne olacak? Daha önce benim 2 tane ortağım vardı diyelim. 2 tane ortağım 10 bin liralık sermaye 5 bin dağılmıştı. Şimdi ben 10 bin liradan 20 bin liraya arttırdım. Ortaklarımın toplamı 10 bin lira. Ne oluyor burada? Uyuşmuyor. O zaman ben pay alanına gideceğim. Zaten bana pay alanında bir ünlem yakacak. Pay alanına gideceğim. Gerekli dağıtımı buradan ortaklara yapacağım. Bu sefer de 5-5'ti. Birisi 10 oldu. Diğeri de 10 olacak doğal olarak 20'ye çıkarttığımda. Şimdi sermaye maddesi tadillerinde unutulan bir husus var. Biz ne istiyoruz sizden? Kararınızda sermaye maddesini tadil ettiniz. Sermayeyi arttırdınız. Dediniz ki sermaye şu kadardan şu kadara arttı. Bu sermayenin şu kadarı şunun, şu kadarı şunun. Arttırılan şu kadarın şu kadar kısmı şuradan karşılandı. Şu kadarı da nakden taahhüt edildi ve 24 ay içerisinde ödenecektir. Bu tadilin içinde ne yazıyorsa biz Mersis başvurusunda sermaye maddesinin içerisinde de aynı şeyleri görmek istiyoruz. Siz şimdi bunu yaptığınız zaman pay alanında şöyle bir şey çıkacak. Ekle düzenle çıkacak. Bu ekle düzenleye tıkladığınız zaman girdiğiniz bilgiler neydi? Şirketin sermaye bilgisiydi. Bir de ortakların sermayeleriydi. Onlar size otomatik olarak oradan gelecek zaten. Benim istediğim ne? Karşılama kalemleri neler? Taahhütler neler? İşte eski sermayenin ödendiği falan filan. Yani sermaye maddesinde bulunan diğer hususlar. Bu durumda şuradaki limited şirketlerde pay alanındaki ekle düzenleye basıyorum. Elimdeki tadil metninde ne varsa onları yazıyorum oraya. Ama lütfen bunda da dikkat ediniz. Bazen oraya yazarken hata yapılabiliyor, sıfırı eksik oluyor, fazla oluyor. Onlara da dikkat edelim. Limited şirketlerde pay alanında dedik. Anonim şirketlerde de ortak hisselerini tescil etmediğimiz için pay alanı devreye girmiyor. Sermaye maddesinde bir üstte yani şurada sermayeyi girdiğim alanda hemen şu sağ altta sermaye ekle düzenle var. Limited şirketlerde pay alanındaki düzenlemeyi yani sermaye maddesinin son halini anonim şirketlerde sermaye maddesinin içerisinde yapıyorum. Limited şirketlerde müdür ve yetkili ekleme. Hüseyin Bey'in de anlattığı gibi yeni sistemle birçok kontrol geldi. İşte limited şirketlerde 623'e göre ortaklardan en az birinin müdür olması gerekiyor. Mesela limited şirkette bir müdür eklerken ben ortaklardan birini müdür eklememişsem sistem uyarıyor bana diyor ki ortaklardan bir müdür ekle. Aynı şekilde
Anonim şirketlerde yönetim kurulundan en az birinin sınırsız yetkiye sahip olması gerekiyor. Eğer ben yönetim kurulundan birine yetki vermemişsem orada da uyarıyor. Diyor ki önce yönetim kuruluna yetki ver, sonra dışarıdan yetkili ekleyebilirsin ya da sınırlı yetkili ekleyebilirsin gibi. Limited şirketlerdeki müdürler alanı ortaklardan müdür ekle, ortaklar dışından müdür ekle, ticari temsilci sınırlı yetkili ekle alanlarından oluşmakta. Ortaklardan müdür eklemede direkt olarak bunu bir kuruluş olarak farz edelim, içinde kayıt olmasın. Ortaklardan müdür ekleyi tıklıyorum, içeride gerçek kişi mi, tüzel kişi mi seçiyorum. Kimse zaten bana seçtiriyor. Aynı şekilde ortaklar dışından da aynı. Yalnız kararlarınızda bazı kararlarda nedense limited şirketlerde şu var, işte personel müdürü, şu müdürü, bu müdürü. Aslında verilen yetki sınırsız, temsil münferit ya da müşterek sınırsız temsil yetkisi veriliyor. Burada personel müdürü ya da genel müdür gibi ifadeler yok. Yani ortaklar içinden ve ortaklar dışından müdür eklerken sadece müdür diye ekleyebiliyoruz. Ve kanun gereği de şu var, birden fazla şirketin birden fazla müdürü varsa bir müdürler kurulu başkanı seçilir. Diyor ki müdürler kurulu başkanının ekstra yetkileri var. İşte çağrı yapmak gibi falan, genel kurula çağrı yapmak gibi diyeyim size. Burada sadece müdür ya da müdürler kurulu başkanını seçiyorsunuz. Yalnız Sayın Daire Başkanı ve Hüseyin Bey, sizden de ricam, müdürler kurulu başkanı üste geliyor. Maalesef bütün müdürleri müdürler kurulu başkanı diye giriyorlar. Onların yerlerini değiştirmek mümkün olabilirse. Şimdi ortaklardan müdürü ekledik. Şöyle göstereyim. Mevcut müdür üzerinden gidelim. Yanında ne var? Görevi sonlandır, yeniden görevlendir. Eğer bu müdüre yeniden yetki vereceksem ben yeniden görevlendir diyebilirim. Ya da ben bu müdürün görevine son verebilirim. Görevi sonlandır, ortaklardan müdür ekle deyip başka bir ortağa yetki verebilirim. Burada dikkat etmemiz gereken nedir? Yabancı kişiler. Dedik ya biz verilerimizi kendi veri tabanımızdan Mers'e aktardık diye. Mers üzerinde işleyen gidende hiç sıkıntı yok. Yabancılarda özellikle bazı pasaport numaraları bizim kayıtlara işlenmemiş, ya daha doğrusu veri tabanına işlenmemiş. Onun için Mers'e de aktarırken mecburen bunlara birer pasaport numarası tanımlanması gerekiyordu. PSPT diye başlar. Eğer kayıdımızda o kişi varsa lütfen bunu şey yapabilirsiniz. Yine bizim Mers ekibine mail atabilirsiniz. Bu kayıttaki kişiyi güncelletirseniz bundan sonraki verileri de doğru pasaport numarası üzerinden kaydedilmiş olur. Şimdi ortaklardan müdür eklemede öncelikle ortağın gerçek ortak, tüzel ortak, dış tüzel ortak olduğu seçilir. Şeyde de yapmıştık, biraz önce de ortaklarla ilgili çalışmamızda da yapmıştık. Ortakların gerçek kişi mi, tüzel kişi mi, buradan gerekli seçimi yaptım. Burada benden ne istiyor? Ortağı seçtim. Görev dağılımı. Dedim ya bir müdür var, bir de müdürler kurulu başkanı var. Müdürler kurulu başkanını seçtim, birden fazla diyelim. Arkasından yetki şeklini istiyor. Yetki şekillerimizi biliyoruz. Münferiden müştereken, herhangi biriyle müştereken, sınırlı yetkili gibi. Sonra bizden burada görevlendirmeye ilişkin karar tarihi diyor. Görevlendirmeye ilişkin karar tarihinde de müdür atamasının yapıldığı tarih, kararın tarihini giriyoruz. Süre bilgisini girerken istersek yıl olarak buradan süre verebiliyoruz, istersek süre belirlememişsek aksi kararı işaretliyoruz ya da belli bir tarih olarak girmek istiyorsam yetki bitiş tarihine işleyip işlemimi sonlandırıyorum. Şimdi şu görevlendirmeye ilişkin kararın tarihi deyince aklıma bir şey geldi. Tescil başvurularında tescile tabi hususların olduğu kararların bilgilerini giriyorsunuz. Maalesef o kararların çoğu yanlış. Nereden bulunuyor bilmiyorum o karar tarihleri. Kimisi noter onay tarihini. Bakın eğer 20 Ocak 2018 tarihli genel kurulsa ne yapıyoruz? Genel kurulu seçiyoruz. 20 Ocak 2018. Bunun sayısı yok. Anonim şirket diyelim. Bir yönetim kurulu kararım var onun ekinde. 21 Ocak 2018'e iki nolu yönetim kurulu kararı. Bunları girmeniz gerekiyor. Bunlar bir de nerede bize lazım? Belki atlayacağım buradan ama lafı geldiği için, yeri geldiği için söylüyorum. Genel kurul çalışma usul ve esaslarına ilişkin iç yönerge, bir de yönetim kurulu iç yönergesi var sınırlı yetki devrine ilişkin. Eğer başvurumuzda
Genel kurul çalışma usul ve esaslarına ilişkin iç yönerge varsa mutlaka bir genel kurul tarihinin girilmesini istiyor en üstteki karar bilgilerinde. Çoğu zaman şuna rastlıyoruz. Genel kurul girilmemiş, yönetim kurulu kararı girilmiş. Geldi ona da ekleyeceği bir şey yok. Yönetim kurulu iç yönergesinin içine açıp güzel genel kurulu iç yönergesini yapıştırıp öyle onaya gönderiyorlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi müdürün tüzel kişi olması halinde tüzel kişilik seçilir. Kanun der ki müdür ya da yönetim kurulu tüzel kişi olması halinde adına hareket edecek bir de gerçek kişi seçilir. Hüseyin Bey biraz önce dedi ki bunu sadece bir kişi seçebiliyorsunuz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Çünkü böyle yanlış anlaşılmalara sanki Mersis o kadar kötü bir sistem ki yapılamıyor. Sadece bir kişiyi. Hayır, kanun böyle söylüyor. Bir kişi diyor. Onun için bu tüzel kişiyi müdür olarak atadığım zaman bana direkt olarak adını hareket edecek gerçek kişiyi seç diyor. Bu adını hareket edecek gerçek kişi bu tüzel kişiliğin kendi müdürü de olabilir, yetkilisi de olabilir ya da dışarıdan bir başkasını da görevlendirebilir. Hatta dışarıdan başka birisini görevlendiriyorsa biz ne istiyoruz dayanak olarak o kararı da ibraz edin diyoruz. Dediğim gibi eğer şirketin kendi yetkilisi ise zaten altta çıkıyor. Oradan seçebilirim. Hayır, ben dışarıdan birini istiyorum dersem diğer kutucuğu işaretlerim ve yine bana kimlik bilgilerini sorguladığı ekran gelir. Oradan istediğim kişiyi ekleyebilirim. Geldik sınırlı yetkiye. En çok hata yapılan limited şirket, anonim şirketlerde Mersis'e hatalı girilen husus bu. Şimdi bakın, bir sınırlı yetki devrine ilişkin iç önerge düzenliyorsunuz ve yetkileri de şöyle belirliyorsunuz. B işte şunlar 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 B grubundan B grubu imza yetkilisi iki kişi tarafından müştereken imzalanır neyse ya da şunları 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 B grubu imza yetkili birinin yanında A grubu imza yetkili birinin imzasıyla diyor. Şimdi burada A grubu B grubu devreye giriyor. Şimdi sınırlı yetkiliyi atıyoruz. Ayşe'yi atadım. Ayşe'nin yetki ünvanına ben genel müdür girersem yetki şeklini de iç yönergede belirlendiği şekilde dersem sirküler diyeceğim. Serkan Bey bana kızacak sirkülere. Sirküler çıkartmaya gittiğinizde genel müdür kimdir? Bu adam iç yönergede neyi yapacak? İşte atadığınız kişiyi ne diye atıyorsunuz? Genel müdür olarak sıfat verebilirsiniz. Ama B grubu imza yetkisi verip iç yönergeye atıfla atıyorsanız, yetkisini veriyorsanız, o zaman buraya yetki ünvanına genel müdür / B grubu imza yetkilisi deyip altta iç yönergeyi seçiyorsunuz. Bu husus çok önemli. Burada verilen yetki süreleri de hep hatalı. Şöyle kararda bir süre belirtilmemişse, müdür ya da müdür demeyeyim de anonim şirketlerde daha çok hani limitetlerde de oluyor da sınırlı yetki anonimde daha çok yaşandığı için söyleyeyim. Yönetim kurulu süresiyle sınırlı değildir sınırlı yetkililerin süresi. Yani olmak zorunda değildir. Eğer kararda sınırlı yetkili atanıyor ve herhangi bir süreyle kısıtlanmıyorsa bunlar aksi karar alınıncaya kadar devam eder. Mesela şöyle söylüyorlar, yönetim değişti, istemezse görevine son verir, onların yerine başkasını atar. Hatta belki de devredeceği yetkinin farklı şekilde yetkiyi devredecektir, iç yönergesini bile değiştirmesi gerekebilir. Onun için eğer kararda süre belirtiliyorsa sınırlı yetkililere, süresi aynı müdürlerde olduğu gibi belirlenmeli ama süre verilmiyorsa aksi karar işaretlenmelidir. Ha şöyle bir şey var, hani dedim ya grup yazılmalı. Bazıları da iç yönergelerinde şöyle yazabiliyor. B grupları genel müdürden oluşur, genel müdür yardımcısından oluşur. O zaman genel müdür yardımcısını yazsanız, iç yönergeyi atıfla atasınız. Sonuçta iç yönergeye dönünce, iç yönergede genel müdür yardımcısının B grubu olduğu ve B grubunda aşağıda yetkileri yazıldığı için sorun yaşamazsınız. Onu da söyleyeyim, hani her yazılmayanı da buna düzeltme yapın diye gelmeyin diye söylüyorum.
Adını hareket edecek gerçek kişi değişikliği. Ne dedik? Bir müdür ya da yönetim kurulu üyesi tüzel kişilikse adına bir gerçek kişi atanır. Diyelim ki şöyle, yönetim kurulu üyesi adına hareket edecek gerçek kişiyi değiştirdi. Yönetim kurulu üyesinin de imza yetkisi var, münferit. Şimdi aslında yönetim kurulu, tüzel yönetim kurulu üyesinin imza yetkisi değişmiyor. Sadece diyor ki, A şirketi adına, yönetim kurulu üyesi A şirketi adına hareket eden Ayşe'nin görevinin son verildi, yerine Mehmet atandı diyor. Bunda şirketin imza yetkisini sonlandırmak yerine, bakın orada görüyorsunuz, kırmızıda ne diyor? Görevi sonlandır. Altta ne diyor? Sarıda. Tabii bunları aşinasınız diye anlatıyor. Aslında hiçbir şey görmüyorsunuz oradan ama yeniden görevlendir. Yanında da yeşil böyle bir işaretli bir kutucuk var. İşte o, o tüzelin adına hareket edecek gerçek kişi. Eğer onda bir değişiklik yapıyorsanız sadece onu tıklayın. Orada gerekli değişikliği yapın. Geldik yetki şekillerine. Çok hata yapılanlardan birisi de bu. Münferit'te hiç sıkıntımız yok. Müşterek, herhangi biriyle müşterek, herhangi ikisiyle müşterek diye gidiyor. Şimdi, 4 tane yönetim kurulu üyem var ve kararda herhangi ikisi müşterek sınırsız yetki verildi. Ne yapıyorsunuz? A kişisi müşterek diyorsunuz. Daha sonra göstereceğim nasıl eklediğinizi. Pat diğer üç üyeyi ekliyorsunuz. Zannediyorsunuz ki müşterek veriyor ya, hani bunlardan biri değil. O bir kişiye üç kişiyi ekleyip müşterek dediğiniz anda 4 imza gerekir. Onun için herhangi ikisi diyorsa herhangi biriyle müşterek. Kararda herhangi üçü diyorsa herhangi ikisiyle. Yani biri yetkiyi verdiğiniz kişi, ekleyeceğiniz kişi sayısı da karşıdan geliyor. Herhangi ikisinde, herhangi biriyle, yani A kişisine herhangi biriyle deyip B, C, D'yi yazarsam listesine A ile B, A ile C, A ile D imza atabilir. Müşterek ekleme nasıl oluyor? Ben en başta şey yapmıştım, herhangi biriyle müşterek demiştim. Şimdi artık bu müştereklerin kimler olduğunu eklemem gerekiyor. Yapılan bir hata şu, genelde telefonda onunla karşılaşıyorum. Diyelim 5 kişinin imza yetkisini gireceksiniz. İkisini girdiniz, herhangi biriyle dediniz ya da bir tanesini girdiniz. Sonra gidiyorsunuz müşterek ekle, daha öbürlerini eklemediniz ki kimle bağlayacaksınız? Öncelikle herhangi biriyle deyip ya da herhangi ikisiyle bütün yetkileri girin, ardından müşterek listelerini oluşturmaya başlayın. Girmediğiniz kişiyi oradan getiremezsiniz. Zaten yetki vermediniz ona. Şimdi burada sağ tarafta müşterek ekle diye bir alan var. O müşterek ekleye tıkladığım zaman benimki mesela Ahmet. Ahmet'i müştereklerine ekliyorum. Girdiğim bütün yetkililer o tabloda çıkıyor. Hangisiyle müşterek imza atabiliyorsa artıya basarak onu ekliyorum. Aynı şekilde bunu yaptım, yanlış mı yaptım? Listeyi açıp istersem çıkartabilirim. Birisini çıkarttım, istersem geri alabilirim. Dediğim gibi yani bunların hepsi mevcut sistemde. Anonim şirketlerde dedik ki hisse devirleri tescile tabi değil, tescil etmiyoruz ama TTK 338'e göre şirketin tek pay sahipli bir şirket olduğu hususu tescil ve ilan edilir. Ayrıca tescil edilen hususlardaki değişiklikler de tescile tabi olduğundan şirketin tek pay sahipliğine geçişi, şirket tek paydan çıkıp çok paya geçebilir bu. Şirketin tek pay sahibi değişip bir başka tek kişi olabilir. Bu üç husus da tescile tabi. Burada dikkat etmeniz gereken husus ki bunu çokça yaşarsınız. Şimdi şirketinizin içine girdiniz. Hangi şirketle ilgili değişiklik yapacaksınız? Şurada üstte nevi alt grubu diye bir alan var ve orada pay sahibi sayısı birden fazla anonim şirket ya da tek pay sahibi yazar. Onu kontrol edin. Çünkü kayıtlarda aslında şeydir, şirketiniz tek pay sahiplidir ama orada çok pay sahibi vardır. Siz tek paydan çok paya çıkamazsınız Mersis'te. Öncelikle onu tek paya çevirtmeniz lazım ki tescil başvurusunda da tek paydan çok paya çıkın. Anlatabildim umarım. Oradaki hususa dikkat edip onu mutlaka düzelttirin.
Zaten solda tek pay sahipliği işlemlerine girdiğiniz zaman şirketinizin pay sahipliği durumuna göre size tek paydan çık, tek pay değiştir gibi alanlar var. Orada istediğiniz alanı seçebiliyorsunuz. Onu da geçelim. Yönetim kurulu yetkililer alanı anonim limited şirketlere benzer zaten. Burası en başta ana sözleşmenin yönetim kurulu süre ve sayısı maddesiyle başlıyor. O alanla başlıyor. Altta 3 bölümden oluşuyor. Hüseyin Bey de anlattı. Yönetim kurulu üyeleri, temsil ve görev dağılımı. Şimdi burada karşınıza üye sayısı ve süre bilgisi düzenine çıkıyor ya, karşısına yönetim kurulu en az bir kişiden oluşmaktadır. Biz kendi veri tabanımızda böyle bir bilgiyi tutmadığımız için birçok şirketin ana sözleşmenin bu ilgili maddesinin bilgisi de öyle gitti. Bu demek değildir ki sizin şirketiniz tek en az bir kişi, sizin şirketinizin yönetim kurulu en az bir kişiden oluşur. Sizin sözleşmeniz elinizde. Belki 3 kişiden oluşur diyor ve siz şimdi 1 kişi seçeceksiniz. Buna sistem size izin verir. Ama ne olur, biz incelemede bunu fark ederiz. Sözleşmende 3'tü senin yönetim kurulu üye sayın. Git öncelikle genel kurulda tadil ettiriz. Yani buradaki duruma bakmaksızın ana sözleşmenizde eğer şeyi varsa bazen şey olabiliyor. Bir kişiden oluşur diyor, üç kişiden oluşur diyor, iki kişi seçecek. Orası zorluyor ya, bir tane daha gir diyor çünkü. İki tane YK'yı beğenmiyor, üç ya. Birisini buluyorlar, yazıyorlar. Yani iyi de olmayan birisini yönetime mi seçeceğiz? Mecbur onun tadil edilmesi lazım. Şimdi Sayın Acıkçı, biraz zamanı dikkatli kullanmak adına. Azıcık kaldı. Tamam, peki. Sona kaldım bana. Kusura bakmayın. Yönetim kurulunda yönetim kurulu seçimi sol alandan, temsil şekli ortadan, görev dağılımı da sağdan yapılır. Bunun üstüne çok fazla durmuyorum. Zaten limited şirketlerde bunun nasıl yapılacağını anlatmıştım. Benzer bir durum. Önemli olan süreleri doğru girmek. Yönetim kurulu 3 yıllığına seçilir diyor ise lütfen genel kurul tarihinden itibaren 3 yıl verin. Onu da biraz atlanıyor. Burada yönetim kurulu süre ve sayısı maddesinin nasıl tadil edildiği vardı. Bu üye ekleden yönetim kurulu aynen biraz önce limited şirkette anlattığım hususlar çok farklı bir şeyler değil. Temsile yetkili olanlar. Burada da yine bakın sağ tarafta üyeler dışından yetkili ekle alanı pasif. Yani orada aktif değil. Çünkü üyelerden herhangi bir yetkili eklenmemiş. Yine aynı limited şirketlerdeki durumu anlatıyorum burada da, temsil şekli. Görev bölümü var limited şirketlerden farklı olarak. Görev bölümünde de yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan vekilini giriyorsunuz. Geri kalan üyeleri lütfen başkan vekili diye girmeyiniz. Ana sözleşme maddelerinin değişikliği şurada görmüş olduklarınız, Hüseyin Bey de anlattı. Bunların hepsi sol taraftaki alandan, ama bunun dışında amaç ve ana sözleşmenizde olan maddelerin değişikliği altta, sol altta madde ekle, sözleşme düzenle diye bir buton var. Sizden ricam şöyle, eski ana sözleşmelerde maddeleri numaraları birebir tutmuyor. Bazı maddede değişiklik yapacaksınız ama o madde içeride yok. Yine bizim destek ekibimizden yarar şu maddeyi tadil edeceğim, ana sözleşmem şu şekildedir diye gönderirseniz yardımcı olurlar. Son olarak bir sigorta acenteli iptal işlemleri dedim. Bakın aşağıda iptal işlemi yapabiliyorum ama eski kayıt olup sigorta acenteli vekaletnamesi tescilli değilse, Mersis üzerinden tescilli değilse bu alanı bulamazsınız. Öncelikle sigorta acenteliğini tanımlatıp, vekaleti tanımlatıp ondan sonra başvuru yapmanız gerekiyor. Yine Hüseyin Bey'in gösterdiği gibi şu hatalar görülebilir. Malum onlar 238 tane sicil müdürlüğüyle baş etmeye uğraşıyorlar. Öncelikle bizim Mers destek ekibine iletirseniz daha çabuk size geri dönüş sağlayabiliriz. Yine
O hataların alınması, kuruluş ve değişiklik işlemlerinde yabancı gerçek kişi ve dış tüzel kişi ortak ve etkili girişler için başvurunuzun Mersis girişinden dolayı iade olması halinde merkez bina, Perpa, Giyimkent, Maltepe hizmet birimlerindeki destek personeli ile görüşebilir. Mersis@itorg.tr adresine e-mail gönderebilir. 444-0486 nolu çağrı merkezinden Mersis destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak bir şey daha belirtmek istiyorum. Bölünme ve birleşmeleri anlatmıştı Hüseyin Bey. Lütfen bölünme ve birleşmede bölünmenin ya da birleşmenin kabulü kararı içerisinde sözleşme maddesi tadili yönetim kurulu seçimi özellikle çoğunda sermaye azaltım veya sermaye arttırma oluyor. O maddelerin girişini de yapmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Ebru Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bir 15 dakika ara veriyoruz. 15 dakika içinde sorularınızı hazırlayabilirsiniz. Bir şey de bilgilendirme daha yapmak istiyorum. Türkiye Omurilik Ferahişleri Derneği farkındalık yaratmak adına stand açtılar dışarıda. İlgilenen olursa lütfen onları da oraya davet ediyoruz. 15 dakikanın sonunda buradayız arkadaşlar. Şu an